Haftanın ilk iş gününde, pazartesi gününde gazete manşetleri ve günün gündemini konuşmak üzere Hikmet Yenç'le birlikte karşınızdayız. Hepinize merhabalar diliyoruz. Hikmet merhaba. Merhabalar, günaydın. İyi haftalar. İyi haftalar inşallah. Ne konuşacağız? Vallahi gündem çok var. Muhakkak Kaşıkçı konuşuruz. Gezimiz oldu, gezimizden bahsedeceğiz. Finalde güzel, çok güzel şeyler oldu, yaşadık. Ülkenin gündemi var, andımız var. Ekonomik gelişmelerden söz edebiliriz. Türkiye'nin gündemi bitmiyor. Güzel bir şey. Türkiye'de gazeteci olmak. Malzeme her zaman vardır. Gündem CHP'yle vardır. CHP'yle başlayalım Hikmet. Senin en sevmediğin konu. Tamam. CHP'yle başlayalım. Eski CHP milletvekili, Mersin milletvekili Aytuğ Atıcı'nın HDP ile ilgili sözleri vardı. İstersen o videoyla girelim. Evet, güzel. Hatırlatarak girelim. Videoyla başlamış olalım. Evet. Aytuğ Atıcı bir programa katıldı. Hani bunların bu HDP ile gönül birlikteliği meselesi vardı CHP'nin. Bunları artık yavaş yavaş kendi seçmen tabanına daha iyi anlatabilmek adına, ki ne kadar anlattıklarını Mart yerel seçimlerinde göreceğiz. Bir onu izleyelim. Bunların gönül birlikteliği yaptığı HDP'yi ile nasıl ittifak kuracakları, kurmaları gerektiğini ifade ediyor. Buyursunlar, dinleyelim bakalım Aytuğ Atıcı. Bugün AK Parti ile HDP'nin arası kötüdür. Bugün MHP ile HDP'nin arası kötüdür. Bugün İyi Parti ile HDP'nin arası kötüdür. Kriminalize edilmiş bir parti konumuna gelmiştir. Keşke öyle olmasaydı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP'nin arası kötü değil demek istiyorsunuz. İçlerinde her partide eğer teröre bulaşmış, AK Parti'de de FETÖ'ye bulaşmış insanlar varsa temizlenmeliydi. Temizleyin kardeşim. Ama HDP'yi terörize ederseniz, HDP'yi kriminalize ederseniz bu doğru olmaz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi HDP'ye kötü gözle bakan bir parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi HDP'nin bu ülkenin gerçeği olduğunu ve 6 milyon kişinin bu partiye oy verdiğini bilir. HDP, CHP PKK'yı terör örgütü, eli kanlı bir terör örgütü olarak tanımlar. Bu çok doğru bir tanımlamadır ama HDP'yi de kriminalize etmez. Bu durumda Doğu ve Güneydoğu'da Kürt halkı ile Türk halkı arasında, Arap halkı arasında herkesin elini tutacak bir parti kalmıştır. O da CHP oldu. Şimdi tabii soru şu. Birincisi, her parti içerisinde teröre bulaşmış isimler vardır. Temizleyin kardeşim cümlesini kullanan CHP zihniyeti. Selahattin Demirtaş'ı yargılayıp içeri atan mahkemenin kararına da niye Selahattin Demirtaş'ı içeri attınız? Bırakın kardeşim diye yaygara koparan kendileri. Tabii bu bir karın ağrısından kaynaklanan açıklamalar bunlar. Ta genel başkanından, genel başkan yardımcılarına, halihazırdaki milletvekillerinden, eski milletvekillerine, şimdi Mersin'in zannedersem büyükşehir adayı olacağı da konuşulan isimlerden bir tanesi. Hatırlarsın, uzun bir sakalı vardı onun. Tabii, zor tanıdık zaten. Evet, yani o daha sonra kesmişti şeylerden bahsederek. Evet. Şimdi CHP'nin bu hani bel kıvırma ya da işte bir şekilde HDP ile ittifak yapacaklar da hani bunun bir altyapısını oluşturma çabalarından bir tanesi bu. Senin yorumunu soracağım ama Aytuğ Atıcı'nın bu kadar güzellemeler yaptığı ve Türkiye'nin bir gerçeği Kürtlerin de temsilcisi olarak görüyorlar tabii. Bunlar esas dertlerinden bir tanesi o. Almış olduğu oy oranını kastederek. Peki o milletvekillerinden, halihazırdaki milletvekillerinden bir tanesi. Geçtiğimiz günlerde bir kürsü konuşmasını da yayınlamıştık. Saliha Aydeniz bir terörist cenazesine katılırken görevli polis memuruna ne tamirine bakın neler söylüyor, bunların çok sevdiği ve meşru olarak gördüğü HDP'li milletvekili. Bir de onu dinleyelim arka arkaya. Arkasından Hikmet'e yorumunu soracağım. Saliha Aydeniz'in videosu. Nasıl müsaade etme? Neyin yani? Hangi hakla? Hangi gerekçeyle? Konuşmaları yaparken cep telefonu da elinde ve kayıtta. Nereye gönderecek o videoları bilmiyoruz. Biliyoruz da bilmiyoruz. Devletten bunu hakaret edin. Korkak çıksın. Korkak çıksın. Devletten bunu da gelip bir konuşamazsın. Konuşamazsın çıksın. Konuşamazsın. Bağırma bana. Birlikte size birlikte çıkın. Lütfen giriş. Bağırma bana. Lütfen giriş. Bana bağırma. Hayır. Sen bu şekilde memurları bağıramazsın. Sen memurları bağıramazsın. Sen memurları bağıramazsın. Bağırıyorsun sen. Milletvekiliysen milletvekiliysin. Ben kamu görevlisiyim. Bağırıyorsun. Benim olduğum yerde hiçbir memur hakaret etmez. Lütfen. Korkak sen. Müsaade etmiyorum. Müsaade etmiyorum. Hangi gerekçeyle? Halk yarıyorsan halk olacak. Madem halkını bu kadar çok düşünüyorsan Diyarbakır bu kadar korkuma git onlarla
yapma. Provokatörlük yapıyorsun sen şu anda. Devlet memurusun, maaş alıyorsun. Bu ülkenin maaşını alıyorsun. Terör örgütünün mensubun cenazesine geliyorsun. Ne yapıyoruz? Terör örgütünün mensubun cenazesini almıyoruz, almayacağız. Almıyoruz, buyurun. Hak veriyorsan hakkı orada. Bir daha da memurlara hakaret etmeni durmayacağım. Halk arıyorsan halk orada, buyur diyor. Yani PKK'yı CHP bir terör örgütü olarak görüyormuş ama HDP'yi görmüyor. İşte savunduğu HDP milletvekili terörist cenazesine gitmek için emniyet amirine sen korkaksın kelimesini o milletvekilliği zırhının altına gizlenerek çok rahatlıkla yapabiliyor. Ağzının payını da emniyet amiri veriyor. Almıyorum, almayacağım da. Halkın yanında olmak istiyorsan halk burada. Git onların yanına. Terörist cenazesinde ne işin var diyor. Hoş CHP'nin de hani bunlardan o anlamda işte Sezgin Tanrıkulu'yu koyarsan çok bir farkı yok. Cenaze törenlerinde gözyaşları döken CHP milletvekillerini de biliyoruz ama Aytu Atıcı'dan istersen yürüyelim, bu HDP güzellemesiyle başlamış olalım gün maçı. İşte bunu biz söylediğimiz zaman hani şeye benzedi bu da. Daha önce söyledik ya, Aziz Kocaoğlu söylediği zaman bir şey ifade ediyor, etmesi lazım artık. Hani ben söylüyorum, ben ultra yandaşım da bir tarafım var, o yüzden sırf sadece CHP'ye giydireceğim diye. Yani beni bırakın artık, bu iç hesaplaşmadan başlayan fakat süreç bazı şeyler böyle de şifre oldu. Bütün taşlar eteklerden savruldu yerlere. Şimdi bu da bir CHP'li mesela. Bu da söylüyor işte. Diyor ki yani ya kardeşim diyor, yani bu bir HDP'yi kriminalize etmeyin diyor. Onu bir suçlu bir örgüt gibi diyor tanımlamayın. Çok özür dilerim ama yani HDP'yi suç örgütü olarak tanımlamayın diyorsunuz ama bu adamlar suç örgütünün bir siyasi aparatı değil mi zaten? Yanlış mı biliyoruz biz? Bilmiyorum ki. Yani işte o daha önceki HDP'li vekillerin işte PKK'lılara sarılmasından tut da örgüte silah taşıyanından tut efendim Apo'nun heykelini dikeceğiz biz, heykelini diye bağıran Demirtaş'tan tut, sırtımızı YPG PYD'ye dayıyoruz diyen Figen Yüksekdağ'ına kadar. Biz başka bir şey bilmiyoruz ki. Sen neyi, kimi anlamadım yani, bu başka bir örgütten falan bahsediyor olabilir mi acaba? Yani HDP'yi lütfen oradan ayıralım. HDP kendini ayırmıyor. Sana ne? Sen ne karışıyorsun? güzel bir yorum. Allah Allah ya. Adam terörist demeyin diyor. Gerilla diyor. Cenazem diyor. Adam buna şehit diyor. Bu terörist cenazesine şehitlerimizi anmaya gidiyoruz falan filan diyor bu adamlar. Yani o adam yapışmış oraya, gösterdik işte al. Bir şey demiyorum. Görüyorsunuz. HDP'ye gidiyor oraya. Yani sen şimdi orada ayırmaya çalışıyorsun. Ya HDP'nin bölgedeki insanlar yaptığı propaganda da zaten içerisinde bizzat bu var. HDP bununla yürüyen bir parti. Yani şimdi bu burada bu bir şey, hani bir meşruiyet kılıfı aramaya niye çalışıyorsunuz bunu anlamıyorum. Yani şunu demen lazım artık. En azından bir Çanakkale Belediye Başkanı kadar olman lazım. En azından bir mesela bir Şafak Pavey'e kadar olabilmen lazım. Direkt net, bak tamam güzel başladın, çok güzel gidiyorsun. Ne diyor diğer partililer? Efendim biz HDP'yle gönül birlikteyiz. Tamam bak, gönlün birlikte, kalbin beraber. Beraber pıt pıt atıyorsun. Olabilir. Bunu böyle kıvırmanın manasız yani. Efendim lütfen PKK bir terör örgütü, biz onu kabul ederiz ama lütfen HDP'yi kriminalize etmeyelim. Suçlamayalım. Kriminalize. Tamam, etmeyelim. Hop, ayrı bir şey. Bu başka bir şeyin kafası. Ha bir kılıf arayacaksın da buradan giriş yapma yani. Başka bir şey. Ya en güzeli mesela, en doğrusu oydu. Şafak Babay'ın yaptığı gibi. Beraber çok iyi salladık. Veyahut da işte belediye başkanı yapmış olduğu gibi. Niye Şükür Pilav'ı dağıtıyoruz? Çünkü HDP mecliste %13 bilmem kaç oy aldı. Şükür Pilav'ı dağıtıyoruz. Ya bunlar düz takılın ya. Kılıçdaroğlu gibi takılın, işte Muharrem gibi takılın. İcab ederse işte efendim Demirtaş'ı ziyarete gittim. Onun da oyuna muhtacım, onu da severim. Bu ittifakta böyle bu kadar çok kıvırmanın, taklatmanın manası yok. Kandırmayın milleti de, ona göre bir hareket edin. Şimdi mesela daha önce yapmadığınız şey değil. Yani Nişantaşı'ndan %22 oy, bilmem Türkiye'nin en beyaz Türk, ya bu Kürtler de nereden geldi deyip de sabah akşam söven bir ekibi vardı ya Türkiye'de. Bunlara da talimat geldi deyip de sabah akşam söven bir ekibi vardı ya Türkiye'de. Bunlara da talimat vererek oy aldırdınız. Bu ittifak zaten yaşanmış. Artık bu ittifakın böyle konu, yani ihtiyacı olan bir kılıfı da yok. Ya onunla bizi karıştırma. Ya o başkaymış ben de. Hani çocuğunu, abi, anneyle çocuğunu patlatan teröristle bunu karıştırma. Ya bu senin işin değil bir defa. Karıştırma diyemezsin çünkü HDP kendini bundan zaten soyutlayamaz. Kandil'de karar alınır, HDP uygular.
Aynen. Yani bunu böyle efendim bir de şey olarak görmesinler. Orada bir de etnik gruplara bağlı. İşte böyle tek bir parti kalmıştır. Güney, bak lafa bak. Ya var ya, gülesim geliyor, bazen de gülemiyorum. Yani esprisini çok güzel yapılır ama cümleler kifayet etmiyor. Bazen de kifayet ediyor, Rütük izin vermez. Şimdi burada Arap'ın da Kürt'ün de Türk'ün de elini tutacak tek parti kalmış. Bunda Kürt'ün de Türk'ün de elini tutacak tek parti kalmış, CHP. Nerede mesela, atıyorum Diyarbakır'da. Ya nereyi tutuyorsun sen ya? Ya yani senin İrab'da mahallin okunmuyor. Sen orada yoksun ki zaten. Sen orada tek bir var, senin tek bir oradaki varlığın şu. Hani ben de İstanbul'da bizim elit tabakadan, İstanbul sermayesinden size biraz oy aktaracağım diyebildiğin için orada bir %1, 2, 3, 1,5'luk bir oyun var. Başka da bir şeyin yok. Doğru. İttifakınız aleni. O da bir itiraf. Ama lütfen haddiniz, yani haddinizi aşmayın. Buradan Atıcı'ya sesleniyorum. Atıcı değil mi soyadı? Aytu Atıcı. Atıcı. Atıyor yani. Hakikaten bayağı iyi Atıcı bu. Kötü bir espri olsun ama atmış burada. Yani efendim bunu ayıralım. Tabii, HDP burada kalsın da biz bunu bir ayıralım da, ayıklayalım da. Ve yanlış anlamayın. Biz teröriste destek vermiyoruz. Buz gibi siz bu ülke adına, bu ülke içerisinde, bu ülke benim olmazsa, ben idare etmiyorsam yansın bitsin kül olsun diye adamlarsınız. Kafanız böyle çalışıyor sizin. 15 Temmuz'da da tankla alkışlayan sizlerdiniz. 15 Temmuz'da da tank görürsem önüne çıkarım deyip de üzerine atlayan da sizin genel başkanınız. HDP ile aramıza mesafe koyarız da teröründen deyip de kıvırmasına rağmen çıkıp yine gidip de Demirtaş'ı ziyaret eden, gene HDP güzellemeni yapan, gönül bağını olduğunu iddia eden, Kürtlerin, Türklerin, Arapların, Lazların, hatta Mikronezyalıları bir araya getirip tek partide orada, bu da bir şey kafasında yaşıyor yani. Çünkü Diyarbakır'da tek parti kalmış bu. Neymiş o? Hepsini bir araya getirebilecek tek parti. Oyun kaç baba? 2.2. Ulan elinde değil senin, seni görmezler, göremeyiz seni biz orada. Ne elini tutmak yani? Bravo. Neyse, iyi güzel Atıcı. Şimdi yakışmış. Tabii bu CHP ve PKK, aman işte PKK derken HDP'yi kastediyorum tabii. Birlikteliği, yani, birlikteliği, Allah söyletiyor diyor. Birlikteliğini konuşurken bir taraftan da buna çeperden destek olan ya da bir şekilde böyle hani kılcal damarlarıyla besleyerek destek olan FETÖ'yü ve terör örgütünü unutmamak gerekiyor. Tabii, tabii. Şimdi bu aralar böyle bunlar da tamamen Bukalemun oldukları için, ki Bukalemun'a hakaret bunlar yani, onlar evet, yani, belli bazı şey neticesinde. Sevimli hayvanlar, tabii. Böyle ayakları, bitimleri böyle çok bayılıyor. Sevimli meselesi göreceli bir mevzu ama. Çok seviyorum Bukalemun'u. Çok komik. Bunlar da şimdi o hale dönmeye başladılar. Mesela bunlardan önce bir Emre Uslu'yu verelim. Emre Uslu ben gariban çocuğuyum diyor. Bir video yayınlamış falan. Ona bir gelelim. Bu FETÖ'cüleri de hakikaten fahş etmekte fayda var. Çünkü bunlarla bağlantılı bugün akşam gazetesinde bir haber var. Onu da konuşacağız. Şu önce Emir Uslu'yu bir dinleyelim. Ben bir gariban çocuğuyum. Dolayısıyla bir elim yağda, bir elim balda değil. Siz de burada rahat rahat yaşıyorsunuz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir yağda değil. Sadece içinizden birisiyim. Ve dolayısıyla garip olaylara bakarken garibanların penceresinden bakıyorum. Bisiklete binmiş gitmiş orada. Ben dört teker gariban bisiklet. Çocuğuyum. Şimdi bir gariban çocuğuyum falan derken hani ne çocuğu olduğunu biz biliyoruz. Tabii. Hani gariban çocuğuyum diyorsan lütfen, öylesindir. Lütfen. Garibanları ama bu işi içine katma lütfen. Ama görünüş itibariyle çok da gariban çocuğu olmadığın belli oluyor ama ne çocuğu olduğunu bu millet elbette biliyor ve söyleyeceklerdir. Bir başındaki adam artık ne çocuğu olduğunu nasıl bilin yani. İkinci haber yine bunların Köpük Faruk lakaplı. Köpük Faruk. Faruk tehdit Aslanlar. Yani bir de. Evet. Bu hatırlarsın Kahraman Kazan muhtarının o 15 Temmuz gecesiyle, daha doğrusu 15 Temmuz günü Kazanlarla birlikte yaptığı bir mesele vardı. Yani gökyüzünü dumana boğmak için biliyorsun o tarlaları falan yakmışlardı. Ekin de o tarlaları yakmışlardı. F-16'ların en azından görüşünü falan tabii engelleyebilmek üzere bu hamleleri yapmışlardı. Ondan dolayı zaten Kazanların bu hareketleri onlara kahraman sıfatını kazandırdı. Şimdi bu Köpük Faruk açıklama yapmış Faruk Aslan. Bir bu FETÖ'cü unutmayalım. FETÖ'cü, FETÖ'cü Faruk Aslan. Neler kaçak Kanada'dan. Kahraman Kazan muhtarı var ya, ben Türkiye'ye gelirsem o lokmanı o kazana asarım meydana. O 6 tane o kahraman kazan muhtarı var ya, ben Türkiye'ye gelirsem o lokmanı o kazana asarım meydana. Kahrol düşman al sana bomba der gibi çok kahraman korktuk. Kahramanı asarım. Çok korktuk. Allah Allah. Tabii Köpük Faruk kim? Onu bir hatırlamakta fayda kim var. Kim olduğunu hatırlayalım. Yani arkasında bak Kanada bayrağı bunlar. Tabii, hizmet. Kanada'ya kaçan adamlardı. Ha. Faruk mu? Bu Fethullah'ın oradaki
köpükleri ikiye katlayarak yapmış olduğu köpük dansı yapan Faruk bu. Bir tane gerçek resimler bunlar. Şu işte sağ taraftaki. Hizmet, himmet, saffet, gayret. Var ya şu FETÖ'nün. Lan neler be, yazıklar olsun be. Bakıyorum bazen de var ya. Hala şunu savunan. Bak içeride gizli kripto veyahut dışarıdan havlayanlar için. Tüm için söylüyorum. Aslına bakma yani, tanıyorum ama iyi çocuktu falan. Bak hala aklıma geldikçe çıldırıyorum. Hala bunlar böyle. Efendim amacımız şuydu biz. Yanma, senin hocan masonmuş. Abi mason, sor bakalım niye mason oldu? Neden? Masonluğu yıkmak için içeriden. Şimdi bu kadar bu kafadaki insanları Faruk Aslan Türkiye'de de kendi onu tehdit ediyordu. Arkaya koymuş Kanada bayrağı. Çok enteresan yani bunlar ya. Abi bu kafa var ya. Yani Emre Uslu böyle, diğer Opçin böyle. Yani bunlara hala inanabilmek ve hatta bunun üzerine gidebilmek için başka bir şey olmak lazım. Uzaylı olman lazım. Yani normal, yani şunlara bakıp da böyle, bak şu tipi görüyor musun? Şunu son bir defa daha dinleyebilir miyiz? Çok enteresan. Baştan kimi alalım. Kimi tehdit ediyor? Çok kısa zaten. O kahraman kazan muhtarı var ya, ben Türkiye'ye gelirsem o lokmanı o kazana asarım meydana. O tişörtünde de The Circle yazıyor, farkında mısın? The Circle yazıyor, evet. Yani niye Circle bilmiyorum yani. Çok dairesel bir adam herhalde, bilmiyorum. The Circle, kahraman kazan asarım diyor. Bak şimdi, ya bunlar hakikaten garip şeyler Muratçı. Hakikaten bakıyorum da rüya gibi yani, bu gerçek olamaz diye düşünüyorsun. Bu Köpük Partisi'nde işte böyle orada himmet, orada hizmette bulunuyor Köpük Partilerinde. Onu da bir gösterebilirsiniz yani, bak bu adam işte. İşte Fethullah'ın hizmetçilerinden bir tanesi. Karada'daki evet, Fethullah Gülen denen şeytanın burada, bunlar işte şeyleri, temsilcileri burada bir güzel Köpük Partilerinde. Bak bu adama soruyorsun, kahraman kazanın muhtarın diyor, gelirsem Türkiye'ye, bak Türkiye gelme planı var, o meydana asarım. Bir gel. Bir de garip konuşma, bu eller hep böyle bir asma var yani sürekli, dikkat edersen bir kol sürekli bir havada. Bir hazır, bir tane hazır daha köpüğü hazırlıyor kendini. Köpüğü hazırlıyor. Bunu bu 2015'te çekilmiş olan fotoğrafı veyahut o zaman yayınlanan Faruk Aslan fotoğrafı. Bir tane köpüklü hali var bunun. Tam köpükleri sürmüş orada. Herhalde asmaya hazırlanıyor burada da. Şimdi bir şey söyleyeceğim abi yani. Asmaya hazırlanıyor. Hakikaten hazırlanıyor. Asılacak bir şey var, ne olacak? Şimdi şöyle söyleyelim. İnanılmayacak bir şey. Türkiye gelirsem bunu yaparım diyor. Ya ne kadar ama. Kazan muhtarı kimdi? Lokman Ertürk. Doğru hatırladım. Lokman Ertürk, o da güzel bir şey yayınlamış. O da cevap vermiş. Tekrar unutmayacağız 15 Temmuz. Unutturmayacağız diyor. Ama ya kardeşim, ne kadar kötü bir şey ya. Can Dündar falan filan başka bir hain tipi de. Hani anladık ki birisi cins bunlar. Alman cinsi, bilmem bir cinsi. Amerikan cinsi. Bu Kanada cinsi. Amerikan cinsi. Türkiye gelirsem ne ya? Ne korkuyorsun? Gel, hakkındaki tüm suçlamaları kaldırıyoruz. Gel. Seni Lokman Bey'e vereceğiz. Hakikaten. Gel. Ben var ya, savcı yerinde olsam Faruk Aslan'ın tüm iddianı, her şeyi kaldırıp gel kardeşim. Gelmesi sonuçta, karşılığında. Kahraman kazana da gel. Tamam. Kahraman kazana gelmesi karşılığında. Ha, tabii. Gel buraya, söz hiç dokunmayacağız. Bir de köpük banyosu olsana oraya. Ekstra. Arap sabunu. Ekstra. Hem de Arap sabunuyla. Böyle oradaki bir elin gavuru sabunu değil. Orada şimdi gidip bu, bakalım kime asıyorsun? Sen kime? Doğru. Yani ne diyeyim abi ya? Şimdi tabii bu FETÖ'yü konuşmamızın ya da FETÖ meselesini açmamızın gerekçelerinden bir tanesi de bu Naci Şerifi Zincaşti. Ya, İslam alimi falan sanırsın ama uyuşturucu var ona. Tövbe estağfurullah. Hangi bir fesli diyecektim ben de? Naci Şerifi Zincaşti. Şimdi FETÖ'ye yardımdan, değil mi? İranlı mı? İranlı. Ha. FETÖ'ye yardımdan, aynı zamanda FETÖ'ye yardımdan tutuklu bulunan uyuşturucu taciri bu adam. Akşam gazetesinde bir haber var bununla ilgili. Şimdi bunun hakkında yakalanması, Zincaşlı yakalandı, şu oldu, polis operasyonu falan, bayağı bir şey olmuş, ses getiren bir iş olmuştu bu. 7 gün önce serbest kalmış Hikmet bu adam. Bu adam kim? Yani hani sadece uyuşturucu taciri değil. Bak okuyorum Akşam gazetesinden. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tasarlayarak öldürmek, FETÖ'ye yardım suçlarından tutuklu uyuşturucu taciri Naci Şerifi Zincaşlı 7 gün önce tahliye edildi, ortaya çıktı diyor Akşam gazetesi. Tahliye kararına savcılık itiraz etti ancak Zincaşlı'nın yurt dışına kaçtığı iddia ediliyor. Peki kim? Biraz daha detaylandırmış. Firari FETÖ mensubu eski savcı Zekeriya Öz'le 44 kez bir araya geldi. Samanyolu TV'nin yönetim kurulu başkanı, Bankasya yönetim kurulu üyesi Ali Çelik'le 114 kez telefon görüşmesi yaptı. FETÖ'nün yargıdan sorumlu teröristi Ahmet Can'la 28 kez, eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve hukuk müşaviri Osman Karakuş'la bir kez, Yunanistan'daki
hücre sorumlusu Recep Uzunallah ise 111 kez telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıkıyor bu Zindaşti'nin. Şimdi iş dönüyor dolaşıyor. Tabii buradan Kanada'daki Faruk Aslan'a. Ondan sonra Amerika'daki Emre Uslu'ya, Londra'daki Tarık Toros'undan bilmem kimine. Önder Aytaç'ına kadar. Elbette bir şeyler söyleyelim edelim ama biraz da içimize bakmakta fayda var. Şimdi bu adamın nelerle suçlandığı belli, ne yaptığı belli, nasıl operasyonla içeri alındığı belli. Ama nöbetçi hakimliğe çıkıyor ve bu adam tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılıyor. Nöbetçi hakimliğin takdiri. Ondan sonra tabii burada bir süre var. Savcılık anında itiraz etse bile sen bırakıyorsun, ondan sonra şey yapıyorsun. Bir hafta önce bırakılmış, savcılık itiraz etmiş. Muhtemelen kendi mahkemesi itirazı aktı görerek yeniden tutuklanmasına karar veriyor. Bulaki tutuklasın. Ama şimdi buradan şöyle bir sorun çıkıyor Hikmet. Yani bu adamlar, bu işi hakimler, herhangi ben hakimi de bilmiyorum, ismine de bakmadım açıkçası ama HSK'nın bu hususta artık kendine çeki düzen vermesi gerekiyor. Mehmet Bey'i HSK Başkanı'nı falan kastederek ya da ona çağrıda bulunarak söylüyorum. Bununla ilgili bir şeyler yapmak gerekiyor. Bu tarz adamlar belli ki ya bir çete faaliyeti sonucu, içerideki işte kriptoları falan varsa bunların sonucunda. Böyle söylediğimizde de siz ne kadar çok kolay FETÖ'cülükle itham ediyorsunuz. Kimseye FETÖ'cülükle itham ettiğim yok. Durum tespiti yapmaya çalışıyorum. Bir adam FETÖ'nün eski güçlü adamlarıyla tırnak içinde bu kadar çok görüşmeler yapabiliyorsa, bu kadar çok irtibatta bulunabiliyorsa, uyuşturucu baronuysa, bu ticaretini yapıyorsa, ediyorsa, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakan nöbetçi hakimliğin elbette bunu niye yaptı sorusunun belirli başlı döneleri vardır. Birinci döne, yeterli delil yoktur. Operasyon yapmışsın, adamı içeri almışsın. İki, hakim para aldı. Tamam. Yani bu tarz adamlarda para dediğim mesele elinin kiri vaziyetinde yani. İnsanlar bir sürü suçlama geliyor. Aynen. Yani. Üç, bir yerden emir aldın. Şu FETÖ'yle bu kadar bağlantılı olan bir adam ancak içindeki kriptoların harekete geçmesiyle serbest bırak. Bak Adil Öksüz için hala konuşuyoruz, söylüyoruz. Hakimlerin ne olduğu ortaya çıktı. Çıktı tabii. Tamam mı? Tabii çıktı. Yani hala arıyorsun, ne diyorsun? Halbuki avucunun içerisinde tutmuştun. Darbenin kilit ismi. Aynen. Şimdi bunun Adil Öksüz'den ne farkı var? Sen serbest bırakıyorsun. Çok doğru. Çete mi? Çok doğru. İçerideki. Aslında bu mesele vesile ya olmuş bir de oluyor. Şöyle bir şey var Hikmet. Bu da bir yani, infial oluşturuyor toplumda. Bütün bunları sadece yapıyorsun. Bu ya hesa hakimin takdir yetkisi ya kardeşim. Hakimin takdir yetkisi de belli ki hakim takdir yetkisini kötü kullanmış. Senin burada yapabileceğin sadece sicilini bozmak mıdır? Minik bir disiplin cezası mıdır falan? Öyle işler değil bu. Bu kararı veren mahkeme heyeti bu kararı neden verdiğini hesabını vermeli. Böyle bir hesap verme müessesesi yoksa böyle bir müessese oluşturmalı. Bu dikkat çektiğim bu nokta çok önemli bence. Özellikle son yıllarda yaşadığımız bir şey var. Tabii bu biraz şeyle de ilgili. İşte bu dünya hızlı dönüyor, iletişim falan diyoruz ya. Her şey çok çabucak öğreniliyor. Gece yarısı saat mesela 1'de bir adamın tahliye olduğunu öğrenebiliyorsun. Böyle bir dünyadayız artık. Eskiden olsa bundan 70'li yıllarda böyle bir şey yoktu. Bir adam tutuklanacak, çıkacak, gelecek haberini 48 saat sonra televizyondan belki duyarsın. Ama böyle bir dünyadayız ki her şey hemen anında ortaya çıkıyor. Ve bu yüzden de mesela şeyi görüyoruz son yıllarda. Mesela birisi bir tacizle içeri giriyor, salıveriliyor. Tekrar tutuklama kararı çıkıyor, tekrar içeri alınıyor, tekrar salınıyor. Bir daha çıkıyor, bir daha giriyor. Bunu yaşadık tabii, yaşamadık mı? Ondan sonra en büyük örneği de bence bir hala da o herhalde kızgınlıkla da yani oradan Türkiye'ye hep o ifadeyi kullanıyorum. Havlıyor diye çok daha fazla da sinirleniyorum bu hadiseye. Can Dündar'ın 93 gün içeride tutuk kalmasından sonra efendim bu karar bilmem 5 yıllık hapis cezası. Ben mesela hukuken bunu sorduğumda hiçbir hukukçu bana şey cevabını veremedi. Makul bir cevap veremedi. Ha, tamam mi? Çok makul. Ben çok basit soruyorum. Bir adam 5 yıl 10 ayla ya cezayı aldı. Bunun üzerine mahkeme şöyle bir karar verebilir mi diye sordum. Bu kararın temize gibi gitme ihtimali var. 5 yıl 10 ay ceza aldın. Verilen kararda nasıl yurt dışı yasağı kaldırılır? Soru bu kadar basit. Tabii. Hebele hübele hep gak gak gulu gulu vak vak duydum. Yani anlamadım. Ama işte temize gitme ihtimali olduğundan mütevellit her şeyin temize gitme ihtimali var. Doğru. Adam, temizden sonra yeniden görülme ihtimali de var tabii. Ya adam müebbeti yemiştir. Takır takır sıkmıştır, 10 kişi öldürmüş. Ondan sonra temize gitme ihtimali var. Ya bu tamam da bari yurt dışına çıkma ihtimali olmasın bari.
Hani temizlik baktık kabul etmiyorsun. Tamam. Ben onu kuşlara falan sordum. Yemin ediyorum bir sürü iddialılar da var biliyorsun piyasada dolaşan. Birçoğunu anlamış değilim. Karşıyım. Senin ve sormuş olduğun aslında getirmiş olduğumuz bu mevzu üzerinden ki aslında iddialar çok vahim ve dehşet dolu. Konuşmaları, FETÖ'yle iltisakı, başka bir takım şeyler de yapıyordu galiba illegal. Var bir sürü şeyler var. Bunları sadece söyledi. Uyuşturucu şey falan filan baronluğundan tut da. Dolu. Sen böyle bir adamı, yurt dışı yasağını bir defa ceza verdin vermedin veyahut da işte tutuksuz yargılanmaya, yani bu adam tutuklu kalmasın, tutuksuz yargılansın diye bırak, bari yurt dışı yasağı koy. Olur. Bu tabii şuna getiriyor. Bu kararları veren mahkemeler, bunun bizim yargı yapısı içerisinde bir şeyi var mı? Bak sen bunu iki defa serbest bırakmışsın. Gece yarısı veyahut da gündüzse neyse. Ve tekrar tutuklanmış. Bak iki defa serbest bırakan mahkemeye geri dönüyor mu HSK? Çok bu soruyu sordun ya son cümle. Ne? Bu önemli olan. Çünkü bunu kontrol edemedikten sonra hakim diyecek elimde gerekçe karar baktım ettim bıraktım. Selma daha önceki kararda da mesela bir adam orada hırsızlık yaptığı tecil şey yapılmış, kesinleşmiş. Sen bu adamı bırakmışsın. İki gün sonra tekrar aynısı olmuş. Halbuki karar daha bilmem nerede. Bunu niye tutup kalmadı bu adam? Üçüncü gün bırakıyorsun. Hukukçular da şunu söylüyor. Aslında bir kısmı, yani biz kesinlikle genelleme yapmıyoruz ama. Değil mi? Yanlış anlaşılma olmasın. Tabii canım, yani o genelleme hakimlerimizin, savcılarımızın yapmadığımızı ve tekrar söylemeye bile gerek tabii, yok yani. FETÖ'yle mücadelede yani bütün gücüyle canı dişe takarak çalışan savcılarımız var, savcılığımız var, başsavcılıklar var, hakimlerimiz var. Bunları tenzih ederiz tabii. Yanlış anlaşılma olmasın. Tabii ki. Ama her meslekte vardır. Bak biz de gazete eleştiriyoruz değil mi? Gömüyoruz bir tane gazeteyi. Biz de gazetecilik yapıyoruz. Bu başka bir hadise. Ama birisi yapar, birisi yanlış yapabilir. Ama bu meseleyi getirmenin de en güzelliği, güzel tarafı şu oldu. Bunlara da bir bakın bakalım. Mesela bir mahkemenin bıraktıkları sürekli bir tarafından tutuklanıyor mu? Tekrar geri alınıyor. Neden? O iletişimden bahsettim. Anında tepki oluşuyor. Bir kamuoyu oluşuyor. Twitter, sosyal medyadan bir başlıyor. Bir bakıyorsun en sonunda mahkeme dayanamıyor. Ertesi gün tekrar tutuklama kararı verildi. Yani o tepki olması belki de olmayacak. O da olmuyor. Ya ben yani, bu hukuk hepimizin arkadaşları vardır. Hakimlerden, savcılardan, yani, avukatlardan. Ama yüreğini canını ortaya koyup da savaşan, mücadele eden, yani mesela birçok savcılık var. Ankara'da, İstanbul Başsavcılığı, herkes. Yani İzmir var işte. İzmir var. Elinden geleni yapan insanlar var. Ama ben büyük bir yapıdan bahsediyoruz. Kolay değil yani. Bahsetmekte fayda var. Şimdi baro seçimi de yapıldı. İstanbul Barosu. Birazdan ondan da bahsedeceğiz. Orada kavga gürültü falan. CHP kulisi şeyi gibi olmuş. Ondan sonra CHP il seçimi gibi falan. Yani CHP kurultayları gibi falan olmuş. Şimdi bu değineceğiz birazdan ama şunu biliyoruz değil mi? Yani hepimizin hakim, savcı, avukat, illaki arkadaşları, komşuları, tanıdıkları falan vardır. Evet. Bir çeteleşme meselesi olduğunu, diğer bütün mesleklerde olduğu gibi, işin çürük elmalarından bahsediyorum, çürük domateslerden bahsediyorum, kılıçları önüne koymasınlar, gene başkan yardımcısı yapar. Hangi hakimin nasıl bir kelimelere dikkat seçmeye çalışıyorum. Yani nihayetinde karşısında yarın bir karşısında çıkabileceğimiz adamlar bunlar. Çıkarız, yapmış olduğumuz işlerde de sorun değil ama. Çıkmamız gerekiyor. Şu, hangi hakimle nasıl iş tutuluru bilen avukatlar var piyasada? Nasıl görüşürsem, ne olursa ceza ya da dargılamanın sonucu nasıl olur? Organize eden bunlarla ilgili şeyi hatırla işte, yani bir dönem bak Aydın Doğan için söylendi. Hatırlamıyor musun? Yani belli başlı davalarını FETÖ'nün avukatlarıyla, FETÖ'nün işte adli yargıdaki adamlarıyla ondan sonra götürelim ya da avukat diyor ki bu davayı biz alırız ve buradan işte ceza çıkmadan hallederiz denen, bu işi yapan teşkilatları vardı. Bu işi yapan örgütleri var. Dolayısıyla şimdi dönüp dolaşıyorsun. FETÖ ile bu kadar iltisaklı, irtibatlı, istişare içerisinde, ilişki içerisinde olan birisi mahkeme, nasıl nöbetçi hakimlik tarafından serbest bırakılıyorsa, acaba ilk akla gelen soru bu. Acaba bunların kriptoları yine devreye girdi. Hakimi bir şekilde ikna ettiler. Nöbetçi hakimi bir şekilde ikna edip tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktırdılar mı sorusu gündeme geliyor. Hakim de olmayabilir bu arada. Yani mesela deliller, dosyalar
Bunların hepsi biliyorsunuz. Yok, sadece... direkt hakimle ilgili. Hakim yani, bırakıyor bunu. Emin olmadığım için, bilmediğim için detayı. Başka çok fazla... kazanamazsın Hikmet. Yani şimdi şu açıdan şunu söylüyorum. Burada dikkat etmen gereken bir şey var. Çok bir bıçak sırtı mesele olduğu için özellikle. Murat, ben kendi fikrimi ifade edeyim burada. Bazı öyle şeyler oluyor ki hakim tüm iyi niyetiyle, her şeyle hakikaten PKK meselesinde, terör örgütleri mücadelede, FETÖ mücadelesinde hakikaten bu memleket için, bu vatan için doğru karar ve adalet tesis etmeye çalışıyor. Çok hakim var öyle. Fakat mesela hakim öyle bir kıskaçık bir şey, yanlış karar vermezse sana söylemiyorum. Mesela bu dosya meselesi. Dosya incelenecek ya, birkaç tane savcı da veriyor. Ben bunu bir dolaylı bir şekilde bir hakimden işittim bu kararı, mesela bu şey olayı. Eline gelen dosya da dahi mesela bakıyorsun, karar verdiği dosyayla iddianamenin içerisinde bulunan şeyin içerisinde farklılıklar var. Bir tanesinde kolluk güçlerini yakaladığı, şurada ne diyor mesela, 114 kez bilmem telefon konuşması yapıldı diyor. Hakimin önüne gelen kararda, kağıtta farklı bir şey yazıyor. Yani bu sonra da ortaya çıkan bazı şeyler. Sonra bir bakıyorsun aradaki o savcı iddianamede bilmem nereyi koymamış, onu oraya koymuş. Sonra diğer dosyadan çıkıyor. Bunu ben, bana anlattı bir gün böyle ve şaşırdım. Yani şeyden net. Yani Can Dündar gibi dak tahtayı vurdum, 5 yıl verdim dedin. Verdim, bitti. Belki temiz olabilir diye yutacağız. Bunun şeyi yok. Ya karşılığı yok. Ama mesela şurada bu olayda bu kadar çok iltisak var. Değil mi? Söyleyebilir dosyaya mi? Girmiş. Anladım. Bir şöyle bitireyim. Dosyaya girmiş bu olaydan bahsediyorum. Özellikle şu olaydan bahsediyorum. Bu kadar belli. Sabancılı, FETÖ, METÖ belli ki, besbelli ki bu adam bunlarla bir şekilde bağlantılı. Zaten suç örgütleri bir yerde var. Ha, o zaman ben burada başka bir şey aramıyorum. O zaman senin lafına geliyorum. Hani bu kadar net dosyaya girmiş bir şeyler varsa, sonra ortaya çıkan bazı eklenmiş deliller değil, İşte bunun burada durup sorgulanması lazım. Aynı Can Dündar olayı olduğu gibi. Burada da %100 seninle katılıyorum. CMK nedir? Ceza Muhakemeleri Kanunu. CMK 100 denen bir madde var. Yani Ceza Muhakemeleri Kanunu 100. maddesi hakime takdir hakkı veriyor. Evet. O takdir hakkı da şudur. Biliyorum yani hani bu mevzuyu, bu en azından bu bölümünü biliyorum. Ha. Çok iyi biliyorum. Çünkü bununla ilgili muhatap olan bir dostumun iyi araştırması neticesinde anlatmıştı. Hikaye biraz uzun zaman, uygun denk gelirse anlatırım onu da. CMK 100 hakime takdir hakkı veriyor. Yani bir zanlının tutuklu yargılanması ya da yargılanmaması hususunda hakime takdir hakkı veriyor. Yani delilleri tam topladıysa, yurt dışına çıkış, yani kaçma şüphesi yoksa ya da delilleri işte karartma şüphesi yoksa hakim CMK 100'e dayanarak zanlıyı tutuksuz olarak yargılanmasına karar verebiliyor. Ama yine de şüpheleri varsa adli kontrol, yurt dışı yasağı işte ya da işte kelepçe, elektronik kelepçe gibi bütün mevzuları falan da şey yapabiliyor. Şimdi bu kadar dediğin, haklısın, anladım ben senin, evet, demek istediğini. Yani basına yansıyan suçlarla savcının iddianamesindeki suçlar çok bazen önemli, örtüşemeyebiliyor. Hakim de kamuoyunda bu kadar baskı yazılmıyor olmasına rağmen en nihayetinde dosyadaki delil ve şüphe durumlarına göz atarak karar veriyor diyorsun. Haklısın yani, evet, o hususlarda şey değilim. Ama öyle gözüküyor ki bu bilgiler zaten tabii savcının iddianamesinden alınan bilgiler. Şey artı savcının itirazı neticesinde kendi mahkemesi yeniden tutuklama kararı veriyor zaten. Şimdi burada tartışacak bir şey yok. Dolayısıyla buradan bizim şeyimiz şu, sözümüz şu. Elbette lazım. Her sektörde çürük elmaların olduğunu biliyoruz. Her sektörde yanlış yapanların olduğunu biliyoruz. İşi doğru yapmayanları. İşi, evet, sıfatları ne olursa olsun bunlar kanun karşısında sıfatlarından arı bir şekilde muhatap olmalarını gerektiğini söylüyoruz her zaman. Gazeteci içeri atılmış. Hayır gazetecim kardeşim, gazeteci içeri atılmadı. Suç işleyen bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı içeri atıldı. Evet, ama o kılıflar o şekilde bir algı yönetmeye çalışıyorlar. Aynen. Dolayısıyla burada bu çeteleşmenin olduğunu biliyoruz. Avukatların hakimleri, savcıları ya da işte kimse bunları iyi tanıdığını biliyoruz. Geçmişten örnekleri var bunların. Kimin bazı durumlarda nasıl karar verebilmesine yönelik hamleler yaptığını biliyoruz, duyuyoruz, görüyoruz. Dolayısıyla buradan bizim çağrımız aslında HSK Başkanı Sayın Mehmet Yılmaz'a yönelik. Yani bu konuyla ilgili olarak böyle bir takdir yetkisini kullanarak intihale netice olabilecek hakimler hakkında ne yapılıyor? Evet. Yani dediğin gibi az önce söyledim. Bunu verdin. Şimdi bu kararı verdi. Kardeşim ben CBK 100'deki takdir hakkımı kullandım. İyi de sen takdir hakkını nasıl kullandın kardeşim sorusu burada biraz kullanması sorulacak zor mı? Evet. Önemli olan bu. Çok doğru. Bu tarz işlerde bu çete... Bak mesela şeyi hatırla. Burada bir haber yaptık biz. Bahçeci Tüp Bebek skandalı ile ilgili bir haber yaptık burada. Embriyolar karışmış falan. Olay oldu. Türkiye hakikaten konuştu bu meseleyi.
Bu konuyla ilgili uygun bir zamanda yine onu değiniriz falan da bu yayın yasakları da iyice çığırından çıktı. Her gün bana 20 tane yayın yasağı şeye geliyor. Mail adresime düşüyor. Bunları yayınlamayın, bunları yayınlamayın falan diye. Adam işte bilmem neyin bilmem ne köyünde bilmem ne yapmış falan. Mahkemeden karar aldırıyor. Tüm Türkiye'ye yayın yasağı falan. Kimsin kardeşim? Zaten senin haberini yayınlamam ki ben. Neyini yayınlayacağım ya? Ünlüsünden ünsüzün herkes bunu yapmaya başladı. O tüp bebek merkeziyle ilgili olarak kararı alakası olmayan Beykoz'da mıydı, Kartal'da mıydı, nerede bilmem neredeki bir mahkemeden yayın durdurma kararı aldırıyor. Anında. Hafta sonu araya girmiş, pazartesi sabah saat 9'da kararı aldırıyor. Bir, Aydın Doğan'ın şeyine dikkat etmiştim bir dönem. Bu şeylerle ilgili olarak, davalarıyla ilgili olarak hep bir yerde bir mahkemenin bir hakimine düşüyor hikmet. Ve oradan da hep Aydın Doğan'ın istediği neticeler çıkıyor. O eskiden de ama artık o neyse ne, ama ondan bitti. Bu kararlara baktığın zaman o zaman FETÖ de eskidendi diyorsun. Evet, yani ben, ya da bilmem ne eskiden diyorsun. Bak bunlar çıkabiliyor. Ben uyarıyı ciddiye alması gerekiyor. Bu uyarıyı Sayın SK Başkanı Mehmet örnekleri Yılmaz'a, var. Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül'e buradan bir kere daha duyuralım. Bunlarla ilgili ondan sonra hani Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakimleri yakalasan ne olacak? İşte, senin için önemli olan Adil Öksüz'dü. Çünkü bu hakimi öyle veya böyle yakalardın zaten. İşte bu tür bunların çok fazla özellikle kamuda yani daha doğrusu kamu derken vatandaşın tepkisi en büyük tepkisi o zaten. Yani bir suç işlenmiş, sonra tutuklu yargılanmış, tekrar içeri alınmış, tekrar gitmiş, tekrar verilince bu sefer yurt dışı yasağı kalkmış. Kalktıktan sonra başka deliller gelmiş. Bunlar tabii biraz da şu da var tabii. Yani bu arada tabii bir muhalif kesim de sürekli şeyi baskılamak amacıyla, bu tür olayla baskılamak amacıyla işte dediğin gibi gazeteciler tutuklanıyor. Şunlar oluyor. Yani bunun üzerinden de bir algı yönetmeye çalışan tipler var. Onun üzerinden yani adalete de hukuka da bir şekil vermeye çalışan bir ekip var. Onlar da çok tehlikeli. Bunlar da bu işi yapıyorlar. Ama şunu mesela bir, madem o kadar konuştuk, kapatma önce şöyle bir şey söyleyeyim. Valla bunun dediğim gibi yani işini çok iyi yapan gerçekten bu memlekette ihtiyacı olan, adaleti de tesis etmeye çalışan, hukukta, yargımızda hem yüksek yargı mensubu hem en alt kademedeki hukukçulara kadar çok önemli işler yapan insanlar var. Ve büyük mücadele veriyor ve hepsini takdirle karşılıyoruz vatandaş olarak. Bütün terör örgütleri mücadele noktasında. Ama bunlar olması dikkat çektiğimiz nokta önemliydi. Doğru. Çünkü çok sık tekrarlandığı için infiale sebep oluyor ve adalet mekanizması da zedeler böyle şeyler. Kesinlikle. Ne olacak diyebilecek falan diye. Kesinlikle. Ben tek bir şey söyleyeyim. Yani mesela ben kendi mahkememden örnek olsun diye söylüyorum. Orada da ayar çekmek gibi oldu. Biraz hakime hanım da bozulmuştu ama şunu söyledim. Hakime değil, pardon, özür dilerim. O etik mahkemeydi. Bir beydi. Hatırlamıyorum ismini şimdi. Hakaret davasında gidip ifade veriyorsun. Verdiğimde yaz kızım diye başlıyor ya. Büyük ihtimalle Nurtekin abi vardı bizim avukat işte. Kurum avukat. Yaz kızım diye kurum avukatımız. Yaz kızım diye başlayınca ben bir itiraz edeyim. Bir dakika dedim ya. Şimdi bu hakaret ettim mi dedin iddia ediyorsun. Ben hakaret sayılmaz gazeteciyim. Ağır eleştir dedim. İşte kimse izin istemiyor. Yani mesela yeni bir delili ortaya getirme şansın yok. Gazete yazısında demişim. Dedim mi oğlum dedi. Dedim. Tamam. Sen dedin mi dedim. Bu değil. Bitti. Ya dedim ben şimdi bir daha buraya avukatımla ben bu mahkemeyi takip etmeyeyim dedim. Neden dedi? Yani şey konuşma, izin istedim mahkemede. Şimdi ikinci duruşma olacak, üçüncü duruşma olacak. Tamam bu mahkeme her üç ayda bir atacak böyle. Ya söyleyen belli, şikayetten belli. Dedim hadi şimdi yapıp, ama ilk duruşmada veremiyorsunuz kararı. Anladım ki veremiyorsunuz bu kararı. Ama önümüzdeki ilk duruşmada karar verin dedim. Hani ceza keseceksiniz bana, kesin cezayı. Eğer manik ben suçluyum, kesin. Veyahut dedim hiç kesmeyin, bir karar verin ama dedim. Hani çok gülmüştü hakim. Ama ikinci şey duruşmada bitsin. Yani boş boşta memleketi meşgul etmeyelim. Bravo. Ben bunu yazdım dedim ya. Ben çünkü daha önceki bütün davalarda dedim. Üçüncü duruşma, beşinci duruşma. Şu anda müvekkilim yok. Gelecekti. Yeni bir iddianam, yeni bir ifade. Yani yeni ne ortaya çıkacak? Yazı yazmışlar, geçmiş gitmiş. Yeni bir şey yok, çıkmaz. Ben dedim bu mahkemede bunu anlamıyorum. Niye? Nasılsa 10 dakikada görülüyor ya. Bit. Bunu yapmayalım sayın hakim. Sizden rica ediyorum dedim. Suçluysam dedim lütfen suçumun cezası kesin. Cezaya razıyım. Suçlusam da ben dedim beraatımı istiyorum dedim. Başka bir şey istemiyorum sizden. Üç duruşma daha sürdü. Ahmet Hakan'ın davası. Buna rağmen diyorsun. Benden sonra duruşma devam etmiş gene. Ama niye devam ettiğini bilmiyoruz abi. Evet. Ya sanık avukatı bilmem ne diyor. Biz diyor bunun ertelenmesini istiyoruz. Cümleyi kurdum abi, erteleniyor hadise. Şimdi baro ile bu en azından bu mevzuyu bitiriyorum. İstanbul'da bir baro seçimi oldu. Seçimin hemen öncesinde. CHP kurultaylarına benzeyen görüntüler baksana. Vardı İstanbul Barosu'nda. Bir izleyelim bakalım neler olmuş.
faşizme karşı omuz omuza diyor. Hangi grup? Halihazırdaki baro başkanını destekleyenler grupla ne demişlerdi bana? Karşı grup arasında, onların taraftarları arasında. Ay tamam, bir detay var onunla ilgili bana. Not almamışım onu. Aa, tek var. Tek grup şehitler olmaz, vatan bölünmez grubu. Onlar şehitler olmaz, vatan bölünmez diyor. Ha, bu sol grup belli. Evet. Sabihinden belli. Saldırıya başlıyor, evet. Evet, hukuk tesis ediyoruz. Horoz dövüşü başladı şu anda. Hocam, soldaki yener. Sağdaki... Yok. Abi, hukuk tesis için bunlar şart ama. Tabii değil mi? Tabii. Adalet için. Adalet. Bu, bunlar sol örgüt. Değil mi? Bunlar DHKPC ve türevlerin... Bak, tanımıyorum adamları. Hepsi avukatlar, hakkımıza bir şey açmasınlar ama... Bunlar sol örgütler çünkü... Bunların bu baro... Değil mi? Baro seçimi bu, değil mi? Evet. İstanbul Barosu'nda kavgalı seçim. Hakikaten doğru. Çok güzel söylemişiz. CHP'nin kurultayı gibi. Yani onu benzetiyoruz. Aynı kalabalık, aynı sloganlar, benzer şeyler. Fakat şimdi sol taraf, bu taraftaki o faşizme karşı omuz omuza. Hani şey çok güzel. Hani slogan atıyor ya bu sol örgütler. Adam tam polis bunu çekiyor böyle. Direneceğiz. Bir de bu şey de çok kötü. Tonlaması da çok kötü. Ha, direneceğiz yok. Direneceğiz. Vurgu yapacak. Bilmem ne vurgu yapacak. Şimdi bu taraftan baro herhalde... başkanlığına aday olan kim kazanmış burada? Baroda değişim. Faşistler arazideki, mi? Komünistler mi? Hangisi? Abi ne bileyim öyle diyorlar. Kendi aralarında. Halihazırdaki yönetim kazandı, öyle söyleyeyim. Komünistler mi, faşistler mi? Hangisi? Halihazırdaki yönetim sol kazandı. Yine. Sol kazandı. Evet. Tamam. Yani çünkü orada öyle bir şey görüyorsun ki 1980 öncesi sağ ve sol davalarında vardır ya. Aynen öyle. Direne kazanacağız. Talat Canbolat bizde yayına da çıktı, Talat Bey burada. Ondan sonra o konuşma yapıyordu cumartesi günü, bir gün önce sadece kongrede. Onun konuşması sırasında kavga çıkıyor. Tekmeler ve yumruklar havada uçuşmuş zaten. Bir kısmı falan. Adaletin tesisi için, gerekli bunlar. Tabii kavga bir konu. Gerekçe olmaz. De bazı avukatlar salondaki bazı kişilerin avukat olmadığını ileri sürmüş. Tabii burada olan bizim Talat Canbolat oluyor. Konuşmasını yaptırmadılar adamın. Yaptırmadılar değil mi? Yani zor oldu. Yapamadı yani. Uzun süre yapamadı. Ya bu İstanbul Barosu konuşma. Çok sıkıntılı bir şey abi ya. Yani nedir bu yıllarca bunu çektim? Bak, 42 bu barolar ne iş yapar? Hala da çok anlamış değilim aslında. 42 bin üyesi var İstanbul'da baronun. 42 bin avukat üyesi var İstanbul Barosu'nda. Bunlar bir ara ölmüşleri de falan koymuyorlar mı seçimlere? Öyle bir şey vardı bunlar. Vardı değil mi? Evet, hatırlıyorum. Ha, o şeydi ben. O Mimarlar Odası. Mimarlar Odası. Çok birbirine benziyor. Aynı şeyler bu. Benziyor. Nereden baro çıktı? Baro önemli bir kurum. Yani avukatları falan temsil etmesi, evet, bakımından önemli. Fakat çok ilginç. Mesela 8 tane grup vardı. 2 tane bağımsız vardı. Bir de hali hazırda Talat Bey'den biliyorum yani. Konuştuk çünkü nedir ne değildir biraz da haberin dibini araştırmak için. 11 tane aday yarışıyor. Mesela solda 2 tane aday vardı, birbirinin rakibi olabilecek falan ama halihazırdaki şey kazandı. Fakat şu da çok önemli. Şimdi halihazırda baro başkanı olan grubu destekleyenlerin karşı grupta başörtülü bir avukatı taciz ettiği haberleri de okudum ben. Mesela mahkeme girişinde ya da işte adliye binasında bu aday olan baroya aday olan avukatları destekleyenler standlar açıyorlar. İşte gelen avukatlara şeylere falan onları veriyorlar. Çünkü oy kullanacaklar bunların tamamı. Mesela karşı grupta başörtülü bir avukat hanımefendi taciz eden diğerleri var mesela. Orada da arbede çıktı falan. Direne kazanacağız diye böyle. Onların da haberlerini falan okudum. Notlarını almamıştım ama denk geldiği için söyleyeyim dedim. Prozodisi bozuk bir slogan var ya. Şeyin güftesiyle sözü oturmayan. Ölen prozodisi bozuk yani. İstiklal Marşı gibi diyorsun. Yani, İstiklal Marşı da öyledir, doğru. O da hiç oturmaz. Larda yüzen alsancak. Larda yüzen alsancak gibi. Tabii bunlarla başka bir şey anlatıyoruz tabii de biz. Konu oraya kaydı. Fakat bu başörtüsüne karşı falan filan bu karşı taraftaki şehitler ölmez, vatan bölünmez deyip burada daha böyle bir milli tavır, bir duruş, en azından benim bana göre milli tavır, bir duruş sergileyen, en azından işte Türkiye Cumhuriyeti adalet sistemi diye koyabileceğim İnsanlar grubu olarak ben tabii bir kendime bir taraf buldum burada. Sonuçta iki taraf var ya kavga ediyor kim kazanırsa diye. Ama yani mesele şu. Tabii ki öncelikle yargı dediğimiz şey bağımsız ve tarafsız. Bak, bağımsız ve tarafsız olması iki tane ilkesi var ya. Evet. Şimdi şunu seyrettiğin zaman barodaki seçimi bağımsız ve tarafsız yargı cümlesine bir taraf diyor ki şehitler ölmez, vatan ölmez. Öteki taraf diyor ki direne kazanacağız. Sol sloganlarla
Çok var çünkü yönetim söylemeyi. Hakikaten samimi söylüyorum. Yani yargın içerisinde bu Barolar Birliği Mimarlar Odası'nı hatırlıyorsun. Türkiye'de yaptıkları ne işe yararlar diye soruyorum ya ben. Hakikaten belli böyle marjinal örgütlerin şeyine girmiş ve onların artık böyle kalesi haline gelmiş bazı kurumlar var Türkiye'de. Bu tür şeyler var. Geçenlerde evet. Mimar Odası verirken biz haberini yapmıştık akşam olarak. İnanamadık. 107 yaşında üye var. Silmemişler. Bir seçim oluyor. Üyesi içinde yüzlerce adam var. 98, 107, 112. Çünkü adamlar ölenleri dahi şeyden düşürmemişler. Üyelikten. Yani bunlar yaşanmış ya Türkiye'de. Bir bakıyorsun belli marjinal kesimin o faşizan stötikocu kafasını hala Türkiye'de bekçiliği yapan akıllar burada iktidarda, burada kendi iktidarlarını kurmuşlar. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Felaket. Tamam, sen dediğin doğru, altına imza atıyorum. Biraz öz eleştiri yapmakta fayda var. Hafta sonu baro başkanlığı seçimi yapılacak. 42 bin tane aday için. Şimdi sonuçlara falan bakmadım açıkçası. Bakmıyorum da bu meseleleri. Bu kavga gürültüyle. Ama hali hazırdaki sol adayı beğenmeyen, aynı görüşte olmayan sağ ya da muhafazakar, ondan tam karşısında olan grup avukatları falan seçim kaybettik falan diyorlar. Şunu çok net bir şekilde biliyorum. Pazar günü kalkıp da oy kullanmamak ve aynı zamanda ceza vermemek için doktordan rapor alıp gönderip hastayım diyen avukatlar var. Tanıdıklarımız bunlar. Ya, ondan sonra yazık, da kalkıp böyle baro yönetilir mi, böyle işte baro başkanı olmaz, olur mu falan diye konuşuyorlar kardeşim. Güzel, doğru. 42 bin avukat içerisinde olabilir, kafa kafaya kaybedebilirsin, diğer şeyleri falan yapabilirsin. Bunlar anlaşılabilir bir şey, tamam mı? Ama kaybedilen bir noktada yıllardır bu adamlar alıyorlar, ediyorlar falan demek de olmuyor bu işler. Bu mesele aynı mevzu cemiyet içinde geçer. Ama gazeteciler cemiyet içinde tabii, geçer. Ama sistemle de ilgili bir hiçbir sıkıntı var abi. Hiçbir tanesi kalkıp oy yani, kullanmıyor basın kartı sahibi olanlar. Ondan sonra işte Pınar Türençler de orada mıydı bilmiyorum. Yani bir sürü onların da kuruluşları olduğu için çok şey değilim. Hiçbirinde zaten ben üye de değilim, bilmem şey de değilim ama orada üye olup da yönetime girmeyi düşünenler ya da burayı almalıyız diye düşünenlerin hiçbir tanesi o sıcak yataklarından ya da işte o yumuşak koltuklardan bu kadar kalkıp acıyor, bir boy bile kullanamıyorlar. Yani. Ama şu tarafta şöyle, bu işin öz eleştirisi olsun. Bunu da kabul ederek şunu da eklemek lazım. Yalnız. Unutmayalım ki Türkiye'deki yargı sistemi, avukatları, hakimleri, savcıları falan tartışıyoruz ama unutmayalım ki çok uzun olduğu için tek cümleyle anlatayım. Acayip mesaj olsun. Moğoltayları unutmayalım. Bravo. O dönemlerde Türkiye'de yargının ne demek olduğunu, Türk yargısı, adaleti deyince aklımıza ne geldiğini çok iyi anlarlar. Belli bir kesimi ve belli bir zihniyetin. Doğru ama yani bu öyle bir yapılandırmışlar ki tabii ki ondan çok altından çok sular aktı, bitti, geçti. Tam onu söyleyecektim. O devirler bitti artık. Son yani. 15-16 yıldır Türkiye'de biz neyin davası, biz neyin kafasını yaşıyoruz? İşte bunun kafasını yaşıyoruz. Yani çekilen acıların, Türkiye'deki o faşizan stötikonun bekçiliğini yapan o tiplerin, hani Türkiye'de Kemalizm, ulusalcılık falan filan diye başlayıp da her defasında bu cuntacı kafaların ortaya koyduğu bu sisteme karşı bir mücadele ortaya koymaya çalıştık biz. Onlardan kalan bir miras var. Bir şey söyleyerek o miras bitirelim. Kolay kolay şey yapmıyor. Doğru yani ama. Bırakmak istemiyor. Doğru yerine, ama. Danıştaydığı karar da bununla ilgili bir şeydir. Andımızla ilgili. Onu da konuşacağız. Bir cümle şunu söylemiş olarak bu meseleyi bitirmiş olalım. Apartmanındaki yönetici seçimine gitmeyen adamın kalorifer niye yanmıyor diye şikayet etme hakkı yoktur. Aynen. Tamam. Türk Tabipler Birliği'nde o kadar ben gidiyorum o kadar doktor var. Abi. Ondan sonra baroda bir sürü senden adamlar var. Dediğim gibi yani yakın bir oyla falan kaybedebilirsin. Başaracaksın ama oradaki adalet için. Tabii. Sen apartmanında yönetici seçimine gitmedikten sonra niye burası kirli? Hocam, iyi yönetilmiyor deme hakkın ne yok. Olacak? Sen sakallı, yobaz bir adamsın. Hikmet'in, apartmanında şeyimiz olsun. Seçin artık şu adamı. Bak kısa zamanda istiyoruz. Dışarıdan artık adam atalım. Bak, biz beceremiyoruz. Dışarıdan atanmış. Yani Engin Ardıç'tan okuyacağım. Danıştay dedim madem hukuktan yürüyelim, hukuktan gidelim. Şimdi bunlar böyle zafer kazanmış komutan edasıyla falan şey yapıyorlar ama bilirim bildiririm demiş Engin Ardıç. Danıştay andımızı yeniden koydu. Uygulayamayacak ki demiş. Faşistler zevklendiler. Bunu iktidara atılmış bir gol olarak kabul ediyorlar ve futbol seyircisi gibi 2-2 diye bağırıyorlar. Aynen. Evet, ortada bir gol var. Bu gol bürokrasi tarafından halkın iktidarına atıldı. Demek ki bürokrasi direniyor, sınıf mücadelesi sürüyor. Nasıl PKK direniyorsa, nasıl FETÖ direniyorsa o da direniyor. Birisi şöyle demiş. Sıra Türkçe ezanda, Türkçe ibadette. Söyleyen kim? İstanbul'un eski baro başkanı. Kim? Emin Ağaoğlu. Emin Ağaoğlu. Tamam mı? Şimdi Emin Ağaoğlu değil, hayır. Pardon, Emin Ağaoğlu'dan çıktı. Değil. Ümit Kocasakal. Hatırladım. Ümit Kocasakal'ın şeyi, sözü. Türkçe ezanı isteyen Emin Ağaoğlu galiba. O kadar çok okuyoruz ki. Evet.
Ben de koca sakal diye hatırlıyorum. Yanlış biliyor olabilirim. Bir yar, eski Aysen, eski Yasa Başkanı. Emine Ağoğlu o zaman. Tabii eski Yasa Başkanı olması lazım. Yok, ben daha bakmadım da öyle diye hatırlıyorum. Çünkü arkadaşlar bakarlar. Ömer Faruk Emine Ağoğlu. Değil mi? Emine Ağoğlu. Evet. Tamam baksınlar hemen şey yapalım. Sıra Türkçe ezanında Türkçe ibadette. Olur. Sonra sıra tek parti diktasına da gelsin. Hatta köy enstitüleri de açılsın demiş Engin Ardıç. Ah geldik ki. Aslanlar bunu kaşıyın, köpürtün ki bürokrasinin partisi CHP'nin oyları daha da düşsün. O gol dönsün, kendi kalenize girsin. Girsin. Ezan tartışması biteli ve tatlıya bağlanalı 70 yıla yaklaşıyor. Bugün yeniden açmanın hiçbir anlamı yoktur. CHP'ye zararı çok olacaktır. Bizden evet. Uyarması. Evet. Ezan namaza çağrıdır demiş. Hayatında cami kapısından girmemiş herifin beni Türkçe çağırın da belki o zaman anlar ve girerim demesi de gülünçtür. Ezanın ne olduğunu en cahil, en hüdük insan bile tabii bilir demiş. Ama bilin ki diyor, ezan Türkçe okunsun diye tutturan bürokrasi kuyrukçusu faşistlerden hiçbirisi ezan Türkçe okunduğunda camiye koşmayacaktır. Onların derdi rakılarını içip ortalığa babalanmaktır. Bir de iktidara uyuzluktur. Başka çok bir şey değildir ya demiş. Harika, kendi usulüyle söylemiş. Sayın Murat Çiçek bu ilk günde Danıştay'ın bu kararından hemen sonra biz hemen programımızda direkt olarak fikrimizi ortaya koyduk. Engin Ardıç Üstad da o fikri kendi üslubunca mizahi tarzıyla anlatmış. Ve işte diyor ya, bürokratların halka atılan golü falan filan diye bahsetmiş. Olayın iki tane boyutu vardı. Bunu çok fazla, çok aslında ben çok da fazla gündeme kalmasını da istemiyorum. Ama şöyle bir iki tane boyutu vardı. Bir tanesi hatırlatma yaptık. O gün ilk yaptığımız, sabahleyin yaptığımız hatırlatma. Daha henüz gazetelerde haber yokken. Çünkü biraz akşam haberi oldu. Biz her sürü programda söyledik. Dedik ki Danıştay'ın madem böyle bir kararı var. Senin çok güzel yakaladığın bir cümle vardı. Onu ayrı koyuyorum. Onu muhakkak tekrarlayacağım. Madem Danıştay'ın böyle bir eski veyahut da daha önce iptal etmiş bir takım kanunları tekrar gündeme getirip ısıtıp ben bunu kabul etmiyorum deme hakkı var dedi. Böyle bir şey varsa eğer bu kurumda, o zaman şimdiye kadar 30-50 yıl, 85 yıl neyse yürürlükte olup da artık demokratik çağdaş normla uymayan bir takım şeyleri kaldırdığın zaman, bir dakika ya, süreden bahsediyorsun. 90 yıldır bunu okuyorduk biz. Süre koyuyorsan eğer arkadaş, 23'e de gider. Danıştay kararını, efendim başörtüsü meselesine de gider. Değil mi? O yüzden ta gittik şeye kadar. Yani bu bunun bir şey hududu yok. Yani bugün bunu yapan Danıştay yarın der ki arkadaş ya şimdiye kadar bile yapıldı ama uygulandı ama bu okullardaki başörtüsü irticai faaliyettir. Bu şekilde üniversiteleri irticanın merkezi olma, odak olmasından men ederiz, kaldırıyorum da diyebilir. Hakkı var kendilerine, bir parantez içerisinde. Yetki gaspı dedik. Haddini aşan dedik. Ben bir tekrarlıyorum. Haddini aşmıştır. Yani sen bu ülke kanun yapıcı değilsin. Yerindelik incelemesi de yapamazsın. Daha önceki yaptıkların sabıkan da ortadadır. Türkiye'deki tüm zulümlerin, çektiğimiz birçok acıların sebebi olan bazı şeylerin bu halk tarafından, halk bu halk tarafından Erdoğan'a oy vererek benim liderim bu olsun. Her yaptığı bütün melanetlere karşı, Türkiye'de yapılan her şeye karşı, her şeye rağmen 15 Temmuz'da Gezi olayları, FETÖ'nün tüm operasyonları, teröre rağmen halk hayır efendim, beni temsil eden bu adam olsun. Bu adam Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan bu kanunları çıkartsın, beni böyle yönetsin diyen bir vatandaş varken ve en büyük, sonra bize şey diyorlar, ıstıp ıstıp önümüze koyuyorsunuz. Efendim başörtüsü zulmü mi kaldı? Istıp ıstıp diyorlar, kızıyorlar ya. Bunun için ısıtıyoruz işte. Toplumsal hafızayı canlı tutmak için bunları söylüyoruz. 17-25 Aralık'tan sonra da demişler ki her şeyi FETÖ'ye bağlıyorsunuz. Düştü FETÖ yaptı bilmem ne diye. Arkasından 15 Temmuz'u gördük ama. Hiçbir şey ısıtmakla alakası yok. Toplumsal hafızayı canlı tutacağız. Danıştay meselesi bu bir sıkıntı oluşturdu. Hiçbir şekilde üzerine vazife yokken bir gelmiş bir sendika, bir eğitim bilmem sendikaların bir tanesi tekrar müracaat etmiş. Diyorum ya, sokaktan geçen bir adam da müracaat eder. Der ki arkadaş ben rahatsız oluyorum. Üniversitelerde, ortaokul, liselerde başörtüsü çağdaş laik sisteme aykırıdır. Laikliğe aykırı eylemlerin odağı olmaktır. Lütfen bunu başörtüsünü yasaklayın diyebilir. No, gayet doğal. Ay işte efendim öyle, o kadar da olmaz canım demeyin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İş Bankası hisselerini niye teslim etmesi gerektiğini anlatırken öyle söyledim ben. Kardeşim ne korkuyorsunuz ya? Bizzat aldığımızı %28 bizim üzerimizde. Ona göre yönetim kurulu üyesimiz var, sayımız var içeride. Ne olacak canım? Biz onu hazineye zaten TDK bilmem ne falan veriyoruz. Bir gün çıksa da bir gün dese ki bir CHP vermiyoruz. Üstü üzerinde duruyor hisse. Yani senin inisiyatifine mi kalmış böyle şeyler?
Devlet kardeşim, madem hazineye devrediyorsun, niyeyse ille de yönetmek zorundasın ki? Bırak devlet zaten yönetsin. Bir gün bir tane CHP başkanı diyecek ki, aklına biz manyak mıyız ya? Tamam, Mustafa Kemal bize bunu vasiyet etti ama boşuna etmemiştir herhalde. Vardır herhalde bir hikmeti bunu. 128. Geçenlerde Murat Kerkitoğlu yazdı. 95 tane şirket var. İştirakı ver İş Bankası'nın. Bayağı bildiğin holding. Türkiye'nin en büyük kurumlardan bir tanesi hani. Ben olsun, bize güvenin. Bize güvenin, vasiyet var. Biz aldığımız parayı. O yüzden Danıştay, bize güvenin, bize güvenin. Biz haddimizi biliyoruz. Şimdilik en azından bunu yap. Kat sayı problemini siz sürekli çevirdiniz. Ben yazdım onun yazısını ilk başta. Artı hatırlıyorsun, üçüncü köprüyü hatırlıyorsun. Üçüncü köprü olurken Cumhuriyet'in manşetini de hatırlıyorsun. Artık iki direkten ibaret. Danıştay bilmem neyi iptal etmiş. Ya halkın faydasına olan bir şey, bir yatırım, bir dev projeyi çıkıyor diyor ki arkadaş hayır diyor. Ben diyor yürütmenin tipini tanımam. Bir buna da şey diyorlar. Efendim kuvvetler ayrılığı. Bunlar ya da yargı erki. İl sınırları sen içerisindeki de ilçe sınırları içerisindeki ihtiyaç olan öğrencilere burs dağıtıyor diye CHP biliyorsun mahkemeye gitti, burs dağıtımını engelledi. Engelledi tabii. CHP bu. Şimdi CHP deyince Yavuz Donat. Yavuz Donat'ın bu hani geçmişten gelen şeylerini falan alarak bu aralar biraz arşiv çalışıyor. Arşiv çok önemlidir gazetecilikte. Kendisi arşiv gibi adam zaten. Ayrı 45-50 yıllık. Çok iyi toparlamış. Oralardan falan şey yapıyor. Gazetecilik noktası. Bu kamplar üzerinden biraz şey yapmış. CHP'nin Abant kampını yazmış. Hani oradan konuşuyoruz, oradan devam edelim. Bir ikincisi, sen az önce şeyi söyledin. Yani İş Bankası meselesini Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere'de gündeme getirmiş. Bak onun üzerinden neler neler söylemiş. Ha, oraya da geleceğiz. İş Bankası üzerinden geleceğiz oraya da. Ama önce şu Yavuz Donat'tan bu CHP'yi bir konuşalım. Siyasetçiler de kampa girerler diyor, sadece sporcular değil. CHP'nin Abant kampında diyor seçim hazırlığı bağlamında etkili iletişim teknikleri de konuşulmuş. 28-30 Eylül tarihleri arasında iki uzman ders vermiş falan. Bunun üzerine falan konuşmuştuk ama Yavuz Donat bizim hatırlamadığımız bir şeyi hatırlatmış. Tabii ki de anladın mı cool falan filan ifadeleri biliyorsun, onları konuştuk şeyleri. Değişim dersi diyor, halka inme dersi, siyaset üretme dersi, yapamayan gider yapacak olan dersi, milli iradeye ve sandığa saygı dersi, öz eleştiri dersi. CHP asıl gerekenler bunlar demiş yani. Bacak bacak üstüne atmayın, kravat düzeltmeyin, saate bakmayın, olur olmaz gülmeyin, sırıtmayın. Bunları geçin diyor. Size bunlar lazım. Devam ediyor. 1953'ten örnek veriyor Yavuz Donat. CHP'nin kadın kollarına şunlar yapılmalı diye genelge gönderilmişti diyor. Pek bir şey değişmiyor diyor. Yani 58'de de böyleydi, 53'te de böyleydi. Kaynak CHP'nin yayın organı Ulus Gazetesi, 6 Eylül 1953 tarihli. Genelgede madde çok, hepsini yazsak yerimiz yetmez diyor ama iki maddeyi paylaşalım diyor. CHP kadın kollarına gönderdiği şunlar yapılmalı genelgesinden iki maddeyi paylaşıyor Yavuz Donat. Madde 1, her mahalle veya köyle eve gidip çıkabilecek ve propaganda yapabilecek efsafta bir veya birkaç kadın bulmak. Biri bu, almış yani bir sürü maddelerden. İkinci, memur olmayan kasaba ve köy ebelerini, hasta bakıcı ve hemşireleri, emekli kadın öğretmenleri, işçi kadınları ve bohçacı kadınları vazifelendirmek. O dönem muhalefet. Bohçacı kadın genelgesi diye falan bayağı manşetler atmış. İnsan eğleniyor. Sadece bohçacı yetmiyor demiş Yavuz Donat. Seçim sadece bohçacı kadınla kazanılmıyor. Seçim halka inmekle, halka güven vermekle, kadroyla, programla, vizyonla, çalışmakla kazanılıyor. CHP 1953'te bohçacı kadın genelgesi yayınladı. 1954 seçimlerinde bir sene sonra Adnan Menderes %57.6 ile iktidarı aldı. Yani rekor kırarak. Rekor kırarak. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin rekorunu kırarak. Tek başına iktidar olarak. Hocam ben işte çok hani, keyifli ki okudum bu yazıyı. Diyoruz ama. Bohçacı falan, her mahalleden bir ebe bul, onun ebesini bul, ötekinin dedesini bul, bohçacı bul. Bunlar tabii eğlenceli şeyler. Bir şey söyleyeyim mi ben? Bak bunlarla eğleniyorum. Yani mesela bunlar beni şey oluşturmuyor. Yani Kılıçdaroğlu'nu yaptığım eleştirilerin bir kısmı oluşturmuyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, hani tanıdığım Cumhuriyet Halk Partililer canım. O kurmayları, alt tarafı, üst tarafı işte belli isimler var. Şimdi söylemeyeyim. Bunlarla görüşüyor musun diyecekler çünkü. Ama hasbelkader yolda geçerken ve kafede bir yerde gördüm. O zaman da söylerdim bunu. Hep söylediğim şeydir bu. Bohçacı mı bulacaksın? Ebe mi bulacaksın? Değil mi? Öyle demiyorum. Ebeleri bulun diye. Tabii. Efendim ne o? Vatandaştan birileri. Hani mahalleye sorumlusu koyacaksın ya. Hı hı. O mahallenin en garibanı. Hani böyle bir enteresan bir aşağılaması var. Tamam mı şimdi? Dedim ki, diyorum ki, yazdım da, arkadaş yapmazsınız ki. Ben bazen öteki taraf soruyor ya diyor, mesela hakikaten CHP bunu yapacak. Yapamazlar. Ya kim kalkacak da ebeyle uğraşacak, bohçacıyla uğraşacak dedim. Bak bunların bir tane Kadıköy İlçe Teşkilatı
İçeriye teşkilatı, Ankara, İstanbul, İzmir, Ardahan, Batman, neresi dersen de CHP'liler çalışmaz derken kastettiğim buydu benim zaten. Şimdi bununla ilgili hatırlıyorsun, Engin Ardıç'ın bir geçen hafta bir yazısını okumuştuk, tebliğli kıyafet diye. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'ne sesleniyor, diyor ki yani öyle bir karar alıyorlar. Herkes gidecek, Cumhuriyet Halk Partisi için, Mart seçimleri için propaganda yaparken muhakkak bir tebliğli kıyafetle sokaklara çıkacaklar diyor. Tebliğli kıyafet. Yani CHP'ler normalde uzaylı, insan gibi davranacaklar. Bunlar bayağı kafada anten çıkmış, böyle nik diye bağıran tipler. Bunları tebrik, vatandaşı tebrik, yani vatandaşa iniyorlar. Yani şuradasın. O da ayrı bir tabir. Tabii, vatandaşa çok, inmek ne demek ya? Yani korkunç şeyler, itiraflar bunlar aslında. Bakarsan CHP'ye böyle ürkersin. Şurada duran bir CHP var. Diyor ki arkadaşlar şöyle tebrik kıyafet, hani padişah biliyorsunuz, hani işte halk kıyafeti giyip de o kaftanı çıkartıp, değil mi? Altın yaldızlı bilmem neleri çıkartacak. O ipek bilmem neyi, neyse saten bilmem neyi çıkartacak. Vatandaş köylü şalvarı giyip çarşıda dolaşacak. Tebliğli kıyafetten bizim anlamımız budur, anladığımız. Adam şuradan aşağı iniyor. Bak şimdiki ifadeleri Yavuz Onat çok komik yazmış. Güzel de yazmış. Efendim bohçacı bu bakla bilmem ne, her mahallenin garibanını bulun, şunu bulun, anlatmaya çalışın. En komedisi, hiç kimse bu kadar örgütlenmek için Cumhuriyet Halk Partisi'nde ter dökmez. Cumhuriyet Halk Partisi akşamları alemlere akar kardeşim. Ne işi var oturup da gece gece o oraya inemez. İki, iniyorum demek zaten belli başlı bir büyük bir gaftır zaten. Bir itiraftır aslında. Kendini bir yerde görüyorsun. Halka iniyorsun. Nereden biliyorsun? Belki halk burada. Sen buradasın. Değil mi? Çukurda olan sensin. Soru güzel. Çukurun dibindesin. Sen öyle zannediyorsun. Sen zannediyorsun ki altında 7.50 BMW'm var, bilmem şu kadar arabam var, bu kadar da param var, Bodrum'da yatım var, burada da katım var deyince, ha ben Beyaz Türk'üm, dünyanın en pahalı şampanyasını diktiğim zaman tamam, ben bu ülkede elitist, çağdaş, demokratik, bilmem ne, halkçı, emekçi adamım, bitti olay. Halka inerim. Değil kardeşim, değil. Yok öyle bir şey. Bu memleketin sahibi halktır. Senin bir tek ismini kullandığın en istismarcı partidir bu arada. Cumhuriyet Halk Partisi. Aynı hani Demokratik Republic of bilmem neyi başlar ya, bir sürü dünyada şey vardı. Demokratik bilmem ne cumhuriyeti. Kongo mesela sabah erken kalkan darbe yapıyor. Ama içinde demokrasi var. CHP'de aynen bu böyle bir parti. İçinde halk olan, halkla alakası olmayan, hatta halk düşmanlığı yapan. Hatta diyorum bak. Gerçekten bunu samimiyetle söylüyorum. Böyle bir partiyken şimdi halka inelim. İşte bohçacıyı bulalım. Çok komik ifadeler değil mi? Bohçacı diyor. Onun ebesi, ebesini bulalım. O ebesi, dedesi, ninesi falan filan, oradan biz halka bir şey anlatalım. Arkadaş sen bunu yapamazsın, beceremezsin çünkü sen halka çıkamıyorsun daha. Sen orada süfli bir hayatla, hayatında bu memleket benim üzerime kuruldu, bundan sonradan geldi diyen, kendi kendine meşruiyeti de kendinden menkul, kerameti kendinden menkul bir sınıfsınız siz. Böyle bir aristokrat, ama aristokrat da olamamış. Aydın'ı hatırlatıyoruz. Kent soylu olamamış tipler bunlar. Eğriti burjuvazi bunlar. Köylü köyünde asil kardeşim. Sen halka, o köy, o asalete inemiyorsun. O yüzden iktidarını kaybetmişsin. Bir travma yaşıyorsun. Şimdi de sermaye mücadelesinde girdin. Ümidin de yok. Fakat şimdi bütün bunları falan konuşunca, mevzu ne, ondan sonra ne, nereden şey yapılıyor, ediliyor falan konuşuyorsun. Sen işte mesela bedava danışmanlık veriyorsun CHP'ye, ama yıllardır bu danışmanlık falan veriliyor. Valla öyle. Güzelmiş. Bedava danışmanlık veriyorsun yani. Bir tür dinlemiyorlar beni ya. Yani. Bir gün dinleseler. Ama dinleme şansları yok Hikmet. Yani hani genetik kodlarına böyle işlenmemiş. Yani halk plajlara akın etti, vatandaş denize giremedi diyen bir zihniyetten. Rakı kuyruğu Taksim'de falan. Başka bir şey anlayamazsın. Yani hani. Şerefine Tayyip diyerek İzmir'de seçim kazanmadan seçim kazandı. Ne oldu sonra, kaderler kaldı elde. Hala duruyordur onlar. Şöyle var, özgür kanıtı gibi şerefine Tayyip derken hop diye kalmıştır. Sonra nerede Muharrem yok. Ya, aynen yandan. Öyle. Gene güleceğiz. Gene güleceğiz. Ne olacak? Bak baştan sonra olacak. Birinin varmış ki şerefine söylüyorlar yani, kaldırabiliyorlar. Yok, şerefine Tayyip diye. Ya, şey, şimdi, ne oldu? Bu gibi durumlarda bizim temel duruşlarımız ne olmalıdır? Kardeşim sen kol kırılır yen içinde muhabbeti denir ya, ülke içerisindeki muhalefetini iktidara karşı yap, bununla ilgili sorun yok. Bak yap, ittifak yaptığın MHP çatır çatır ittifaktaki ondan sonra yan yana durduğu partiye belli başlı mevzularda çatır çatır muhalefet yapabiliyor, ayırabiliyor. İşte andığımız meselesi bunlardan bir tanesi. Tabii, MHP destekliyor gelmesini. Ondan sonra biz ben farklı düşünüyorum. Şey de öyle, af meselesi de öyle, ceza indirme meselesi de öyle. Fakat Kılıçdaroğlu İlginçtir. Kimse kimseyi kandırmıyor en azından. Bu mevzuyu aynı şekilde alıp dışarıya da
taşıyarak ya ne olur bak bunlar böyle yapıyor. Bunları hani yardım edip de bunları güçlendirmeyin. Siz bunların hani hakkından gelirseniz biz rahatlıkla iktidara geliriz zannediyor. Bak bütün bunları 15 Temmuz'da denediler. FETÖ'yle denediler, KUPA'yla denediler, kalemle denediler. Biz anlatıyoruz onlar deniyorlar. Yapamadılar. Evet. Kaldı ki becermiş olsalardı bile AK Parti'yi ve AK Parti gibi bu ülkenin geleceğini düşünen insanları gömselerdi bile CHP yine iktidara gelemezdi. Olamaz bütün böyle bir şey. Tüm partileri kaldırsan kim demişti onu? CHP söylemişti. Tüm partileri kaldırıp bir tek CHP kalsa yine %30 olamaz. Aynen. Olamaz abi. Alamaz. %30'dur maksimum. Geçen parti kalmasın sadece. Yılmaz Ateş var eski CHP'li. Meclis Grup Başkan Vekili. Evet. Ondan sonra Genel Başkan. Kitabın ortasından bunun gibi, konuşmuştu. Bunun gibi adamlar evet. Olursa olur belki şey. Ama bak İngiltere'ye gitti. BBC'ye verdiği röportaja bak Kılıçdaroğlu'nun. Ama bak Murat bizim benim hakkımı yeme ama. Ben söyleyeyim. İngiltere'ye giderken sabahleyin haberim var. Londra'ya gidiyormuş galiba. Ha dedin. Attın ya. Hı hı. Londra. Dedim, kesin Türkiye'ye şikayet etmeye gidiyordur. Aynen öyle. Bravo. İyi biliyorsun. İlk cümlem oydu. Buyur dinleyelim. İş Bankası'ndaki hisselerin temsilcisi Cumhuriyet Halk Partisi. Atatürk'ün mirası dolayısıyla. Başlayalım cevapla gözüksün arkadaşlar. Vasiyet devam eden kaynaklar. İş Bankası'ndaki hisselerin temsilcisi Cumhuriyet Halk Partisi. Atatürk'ün mirası dolayısıyla kendisinin el yazısıyla yazdığı bir vasiyet devam eden kaynaklanıyor bu olay. Anayasal güvence altında. Ama Erdoğan Türkiye'de yaşanan ağır ekonomik krizi toplumun gündeminden kaçırmak için böyle bir olayı ortaya atmış durumda. Gerçekleşeceğini tahmin etmiyorum. Böyle bir olayın Türkiye'nin gündemine getirilmesini doğru da buluyorum. Eğer siz bir bankadaki hisselere el koyuyorsanız bir yasal düzenlemeyle bu şu anlama geliyor. O ülkeye ister yerli olsun ister yabancı olsun gelecek olan sermayenin veya orada yerleşik olan sermayenin hiçbir güvencesi yoktur. Hükümet her an arzu ettiği sermaye el koyabilir tamam. Anlamına gelir. Bu İngilizce mesaj. Şimdi, İngilizce güzel BBC. Bak. Güzel mesaj vermiş. Buradaki gelmeyin mesele diyor. Şu. Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi, kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Hindistanlı Müslümanların Birinci Dünya Savaşı'nda bu ülkeye yardım edilmesi için göndermiş olduğu paralarla ağda toplayıp o garibanlık şeyinde, ortamında. Bir banka kurulması hususunda talimat veriyor. Hani şeye geçtim yani o banka kurulduğu zaman yani o Müslümanlardan gel Hindistan'dan gelen para nasıl Atatürk'ün hissesi oluyor falan. Bunları geçtim. Bunların tartışmasını tarihçiler yapsın. İlafet korunsun diye gönderiyor o parayı. Hatırlatalım yalnız. Korunsun. Aynen. İlafet korunsun. Biz oraya tabiyiz. Hint Müslümanları ile ilgili çok evet, onu hani, anlatacağım. Geçtim onların şeylerini. Ondan siyasetler uzun uzun programlarda tarihçiler tartışıyorlar tabii, tabii, zaten. Hani niye senin üzerinde? Ülkeye gönderiyorlar ilafet konusunu diye. Yoksa banka kurduruyorsun. Niye üzerinde bankanın falan. Daha sonra İsmet İnönü biliyorsun. Hani o hisseler cari devam ederken nihayetinde kanunla koruma altına alınmış. Varislerine 1.000 lirayı falan filan zor bela yalvar yakar örüyor fakir fukaralıkla falan filan. Çok zor durumda olmaları. Bunları da geçtim etti falan ama en nihayetinde bu ülkenin kurucusu olan bir kişiye ait olan hisseler dönmüş dolaşmış, para da almıyoruz diyorsunuz, etmiyorsunuz. Dolayısıyla bu hisse bu Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan kişinin üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisine verilsin diyor iktidar. Tartışmayı elbette ki gündemi başka taraflara kaçırmak için iktidarın bir numarası olarak görebilirsin. Belki de yapıyordur. Bunları şey yapmıyor. Çünkü siyaset bu. Tamam oradan alıp başka bir şey falan. Erdoğan diyordu ya hatırlarsın. Ondan sonra Barlas'ın sorusuydu. Net bir şekilde hatırlıyorum. Ya diyor hani gündemi falan diyor. Hani siz belirliyorsunuz diyor. Yani hani niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Deyince benim işim bu diyor ya. Milletin ortaya attığı gündemin peşinden takılmam. Gündemi ben oluştururum diyor. Tamam mı? Bu siyaset. Bu ayrı bir mesele. Şimdi sen buradan diyorsun ki efendim bunu alırsa eğer yabancı yatırımcıya güvence olmaz. Dolayısıyla bunu alan, buna el koyan, bir yasa değişikliğiyle el koyan bir hükümet yarın bir gün atıyorum burada işte BBC diyorsun İngiliz şirketlerinden ne var burada? A şirketi, büyük İngiliz şirketi gelmiş buraya fabrika yatırımı yapmış. Biz ne yapacakmışız? İş Bankası hisselerini ülkeye ait olan hisseyi ülkenin hazinesine getirmek isteyen iktidarın İngiltere'nin sermayesiyle kurulmuş A firmasını kamulaştırarak Türkiye Cumhuriyeti'nin hissesini alabileceği gibi birbirinden çok anlamsız, kötü, bağımsız, çok bağlantısız kötü örnekleri verebiliyor İngiltere'de bunu. Çok büyük bir yalan bir defa. Şöyle şunu orası söyleyeyim. Nasıl yalan olduğunu şöyle söyleyeyim. Dünyada yabancı yatırımcıya ait, yani yabancı yatırımcıyı çekmek amacıyla ülkelerde çıkarılan kanunların içerisindeki, ben onu birebir yaşadığım için söylüyorum.
birebir yaşadım Murat. Yani dedik yok olmaz burada da o. Çünkü en şey totaliter rejimlerde, despotik sistemlerde, rejimlerde, işte krallıklar falan filan gibi. Tabii ki bunun içine şeyi hariç koyuyoruz. Büyük Birleşik Krallığı, yani United Kingdom, yani İngiltere. O da krallık ama o işin kralı, rejimlerin kralı aynı zamanda. Diğer tüm rejimlerde birebir yaşadım derken şunu kastediyorum. Mesela o zamanlarda bundan aşağı yukarı 15 yıl önce Suudi Arabistan'da yabancı sermayeye izin verilmesi diye kanun çıktı. Yabancı bir sermaye geliyor. %100 yabancı sermaye ile topraklarda vergi mukabilinde 2-3 yıl alınmıyor. 3. yıl sonra falan teşvikler falan filan gayet doğal. Dünya her tarafında olmuş. Orada dahi bu tür yabancı sermayeler küresel sistem tarafından garanti altına alınır. Birebir yaşadığım için söylüyorum bak. Yani İngiltere'den mi geliyorsun? Danimarka'dan mı geliyorsun? Marshall Adaları'ndan mı geliyorsun? Togo'dan mı geliyorsun? Hiç fark etmez. En despotik sistemde, krallıkta dahi küresel finans sistemi tarafından o ülkenin yabancı yatırımcısı garanti altına alınır. O şartlarda kanunlar çıkartılır. Hani bırak Türkiye'yi, göbeğinden bütün dünyaya bağlı, aktif dış politikasıyla, ekonomisiyle, gücüyle, Avrupa'daki entegrasyonu, tüm dünyayla olan münasebetiyle, demokrasisiyle, hukukuyla, bırak Türkiye'yi, en kötü rejimlerde dahi bu tür yabancı sermaye bu tür şeylerden korkmaz. Bununla ilgili bir araştırma var biliyor musun? Bunu söylemiştim bilmiyorum. Herhalde burada bizim Eray Güçlüer bunu galiba daha önce gündeme getirmişti. Birkaç yıl önce, bayağı da uzun oldu. Dünyada yabancı sermayenin gittiği, nereye aktığı ile ilgili bir araştırma var. Nereye gidiyor diye. Çok ilginç. Ne engelliyor yabancı sermaye gitmesini engelli? Terör 6. sırada. Yabancı sermaye ne teröre bakıyor, ne despot, neye bakıyor biliyor musunuz? Ülkedeki istikrara bakıyor, güce bakıyor. Şimdi var mı yok mu? Düşünebiliyor musun? Ülkedeki istikrar ve güce bakıyor. Şimdi ne kadar güçlü bir iktidar varsa, anlıyor musun? Yabancı sermaye buraya yöneliyor. Bütün bu tabii teknik tartışmaları biz anlamayız, atalım çöpe. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ben bugün de yazmıştım, şöyle söyleyeyim. Türkiye'de şikayet ve Türkiye'yi karalama kampanyası, Türkiye hakkında kara propaganda yapma konusunda Türkiye yurt dışındaki bu çalışmanın sonucunda ben bunun kronolojisini çıkarttım Türkiye'de. Bayağı bildiğin kronoloji çıkarttım. Geldiği günden beri İsrail'den tut Hindistan'a kadar, Çin'den tut Rusya'ya kadar, Avrupa Parlamentosu'ndan tut Amerika'ya kadar. Tek yaptığı şey Kılıçdaroğlu'nun Türkiye aleyhine kara propaganda yapmak. Yahu sen, biz burada enflasyonla mücadele ediyoruz, bilmem ne diyoruz, küresel sermaye diyoruz. Gidiyorsun İngiliz BBC'ye, yerli veyahut yabancı sermayenin güvencesi yok Türkiye'de diyorsun. Gelmeyin diyorsun. Aynı kişi ne yaptığını hatırlıyor musun değil mi? Focus dergisine verdiği demeçte. Alman soruyor Focus dergisine. Bunu köşeye sıkıştırdık ya, hatırlıyorsun. Kızlarımızda falan yok öyle şey. Alman Focus aradık. Gazete aradık. Dedi ki arkadaş bu. Dedi ki yani biz bunu reportajı yaparken telefonda kaydını aldık. Hepsi yapıyor zaten. O kaydı deşifresini gönderdik. CHP bunu okey dedi. Bize geri gönderdi, yayınladık. Alman bunu söyledi bize. Ne diyor? Efendim Türkiye'ye gelmeye korkuyor Almanlar. Türkiye'de can ve mal güvenliği falan. Evet tabii ki Türkiye'de can ve mal güvenliği yoktur diyor. Kime diyor? Alman'a diyor. Focus dergisiniz. Kim söylüyor? Kemal Kılıçdaroğlu söylüyor. Ben de soruyorum. Bin defa sordum. Uzatmayacağım. Mevzu çünkü konularımız kaldı. Arkadaş CHP olarak soruyorum size. Tamam bir halt beceremiyorsunuz, edemiyorsunuz. Ben o sizi bağlı. Yani çürük domates her şeyiniz var. Abi kime aitsiniz siz ya? CHP, Kılıçdaroğlu kime hizmet ediyor abi? Nereye ait bunlar? Yani başka bir elin, bak yine o Ermeni'yi de söyleyeyim ama, elin yabancısı Türkiye aleyhine bu kadar kara çalamazken BBC'ye bunu vererek, yabancı sermayenin güvencesi yoktur diyerek Avrupa'ya, dünyaya hangi mesajı verdin şimdi Kılıçdaroğlu? Sana oy verecek olan İngilizler mi? Gayda çalan İskoçlar mı? Nedir? O da Türkiye'ye işte bir de soruyorlar nasıl iktidar? Ya sen bir iktidar olabilir misin ya? Ben hala hayret ediyorum %20 nasıl oy veriyor? Abi bu adamın elinde kalırsa ülke düşmanlığı ya. Hayret ediyorum. Şimdi yani devam edelim. Başka şeylerimiz var. Maddeler var. Sürede şey kalmadı. Hafta sonundan çok yoğun oluyor. Evet birikiyor. Gümüşhane Taşköprü. Trabzon yayılası arasında bir kaçak yapıların olduğu yerler var. Ben de bunları görünce bir taraftan böyle hani şey yapıyor insan. Hani seni köfte hor falan derler ya, eskiden öyle derler. Yani bu seni haber, bu haberden haberim yoktu. Hangisi? Şimdi bu mevzu şu. Nedir abi? Mevzu? Daha önce bu görüntüleri şöyle anlatayım sana. Bunlar kaçak yapılar tamamı. Hikaye de şu. Yıkmasın yani, diye belediye mahallenin ismini 15 Temmuz Mahallesi koymuşlar.
Hadi canım. Ciddi söylüyorum. Şimdi hatırlarsın daha önce adam kaçak yapı falan filan Türk bayrağı asardı. Ya da işte Atatürk posteri asardı falan filan. Şeyler yıkılmasın etmesin falan diye. Kameralar gelirdi bilmem ne olurdu falan. Hani mecburen belediye falan geri dururdu çekilirdi. 90'lardan ya buraya bunu koymuşlar yıkılmasın diye 15 Temmuz. Aynen. Yani mahallenin ismi bu... 15 Temmuz. Yani evlerin olduğu bölge 15 Temmuz evleri demişler. Tamamı kaçak. Tamam. Şimdi şey olacak. Bu kötü bir şey ama. 15 Temmuz'u falan filan hani bu ülkenin bu milletin yaptıklarını destanlaştıran bir iktidar 15 Temmuz evlerini yıktı demesinler diye bu kaçakçılar, bu işte gece kondurucular yani, bir taraftan 15 Temmuz evleri demişler. Bir taraftan da durum acı ben söyleyeyim. Yani 15 Temmuz gibi gerçek bir destanı dünya darbeler tarihinde okutulacak olan bir dersi bu şekilde ismal etmek çok büyük hata. Hemen bununla ilgili çok keyifli bir şey söyleyeyim. Mecidiyeköy'de bundan yıllar önce 1980 darbeden hemen sonra 80 darbesinden hemen sonra restoran var. Restoranda belli alanı var, kaldırım var. Adam tabii restoranda sığmadığı için şeyler, masalar ve çok da güzel iş yapıyor. Mecidiyeköy'den bahsediyorum. Kaldırıma taşınıyor. Yani belediye ait olan bölgeye 2-3 tane daha masa atıyor. 2-3 tane masa at deyince belediye geliyor diyor ki masaları kaldır sen burada kaçak çalışıyorsun ceza keserim diyor. Adam bir gece hemen gidiyor Kartal'da o malum bir yer var ya o heykellerin oluyor. Bir de at müstü alıyor. Bu da vakadır. Ben bunu yazısını yazmıştım. Enteresan bir hikaye. Hatta onu yapanı da tanıyorum. Yani bunu yapanı da görüştüm çünkü o zamanlar. Kaldırımın üzerine çıkarttığı masanın yanına bir tane at müstü koyuyor. Bir kafa. Yani bir büst. Sadece büst. Belediye tekrar bir hafta sonra geliyor. Gene adam kaldırımda. Yan tarafı da çevirmiş böyle çiçeklik yapmış falan böyle bir birkaç böyle sarmaşık çiçek falan koymuş. Bir de Atatürk büstü var. Belediye diyor ki burayı niye yıkmadın diyor. Vallahi diyor ben diyor yıkmam. Basarı da koydum. Bir de Atatürk büstü var orada. Kaldırımın dibinde duruyor. Eğer yıkarsanız diyor ben diyor fotoğrafını da çekerim gönderirim. Ki o zaman Bülent Ulusu hükümet dönemleri falan. Atatürk'ün büstünü kırıyorlar diye canınızı okurum diyor. O adam orada belediye o büstü yıkamadı biliyor musun? Belediye kaldırma alımı. Neden biliyor musun? Oraya adam bir gece içinde operasyon yapıp bir büst koydu, kaldırımda işgal etti. Belediye de etkileri, adam en sonunda ulan demiş, yani biliyoruz ne halt edin ama demiş, bizim elimizden gelen bir şey yok. Bu yüzden demiş, buna istismarlar çok kötü bir şey. Bak bunda istismar edenler vardı. Düzce'de de adam koydu işte. Düzce'de lahmacun salonu açacak. Hani herkes lahmacuncu açıyor ama acaba benim lahmacunu satarım diye soruyor. Bir tabela koymuş üzerine. Yani lahmacun satan bir sürü dükkan var tabii. Bir farkındalık oluşturacak yeni trend tabiriyle. Yazmış. Ben lahmacun acılısını severim. Mustafa Kemal Atatürk. Tabelayı kaldıramadılar biliyor musun? Tarihçiye sorana kadar. Ulan hakikaten böyle bir cümle kurmuşsa diye. Düşünebiliyor musun? Neden? O Kemal Atatürk'ü görünce kimse müdahale edemiyor. O yüzden. Aynen öyle. Ya bu yani, 90'ların aktı bu. Bu biraz tabii biraz trajikomik durum. Çünkü böyle bir 15 Temmuz gibi böyle bir hassasiyeti. Çünkü hakikaten bir destandır. Kurtuluş Savaşı'na dalga geçemeyeceğin gibi 15 Temmuz kelimesini de dikkatli kullanman lazım. Önümüzdeki nesiller ancak bunu çok daha iyi anlayacaktır. O yüzden bunları şiddetle kınıyoruz. Peki şimdi 90'ların aktı bu yani gecekondu, mecekondu falanların üzerine kötü bir bayrak asmak gibi bir şey. Yani bu şimdi kötü. Bir görüntü daha konuştum. Seninle burada üzerine konuştuğumuz bu Fatih Altaylı meselesi vardı. Ondan sonra hani özür dilemesi gerektiğini yazısında öyle yaptım ama niye yaptım gibi değil. Bir kere öncelikli olarak peşinen bir özür dilemesi gerektiğini söylemişti. Söylemiş tabii. O özür geldi Fatih Altaylı'dan. Trafik memuru arkadaşın ismi Abdullah'mış. Trafik yetkilileriyle beraber geldi. Efendi gibi özür diledi Fatih Altaylı. Hakkım varsa helal edin. Benim de varsa helal olsun. Eşim çok kötüydü kusura bakma. Haklıdır. Yani hani şeye gerek yok. Bu vaziyette hani her şey yapmaya falan gerek yok. Adam gibi. Hani ne zaman adam oluruz? Bir yaptığın zaman adam olur. En azından oraya bir şey yapmışız. O gün öyle söylemiştim. Ben Fatih Altaylı'yım. Ben bir duayen gazeteci ve eskiden çok daha fazla güçlüydüm ama artık normal bir gazeteci gibi görüyorlar. Eskiden bir koydum mu elimi her şeyi götürürdüm. O yüzden ben posta koyarım demedikten sonra adam oluruz demiştik. Ama bir daha dediğin gibi çok güzel bir konuya değindin. İyi oldu. Ne zaman adam oluruz diye soruyorsan, ne kadar büyük olursan ol, hiç hak etmediği şekilde polisimize, bir kamu görevlisimize, o önemli görev yapan insanlara hakaret edip de arkasından bütün kamu önlerinde gidip de
ettikten sonra özür dileyebildiğin zaman adam oluruz. Aynen öyle. Deriz. Ben tabii vatandaş olarak ne kadar affettim beni bağlar. Yani kafana göre zaten hakaret et, özür de olmaz. Hala yani şeyleri, benim için tam temizlenmiş değildir ama en azından onlara geliyor. Orada polis memurunun da şeyi var. Söylediği çocuk da şunu söylüyor bu genç arkadaş. Bana böyle bir şey söylemediler. Elbette diyor bir polis memuru olarak diyor zorda kalan vatandaşa yardım etmek bizim görevimiz zaten diyor. Yani gerekirse ambulansı kendisi çağırır götürür. Bana böyle bir şey söylenmedi. Muhtemelen şoförünün bir artistliği. Ondan sonra bir Fatih Altaylı'nın keza diyor. Aynı şekilde evet. Şeyinden kaynaklanan bir mevzu. Artistlik yapmadığımız zaman adam oluruz. Işte böyle bir özür dilemek evet. Gerekiyor. Şeye gerek yok. Bunlar çünkü bu polis memurları bizim için varlar. Tabii ki. Yani bunu şey yapmamak lazım. Zor şartlara çalışıyorlar. Bizim canımız, malımız, güvenimiz. Bir görüntü İzmir'den. Daha ya insan olmak önemli. Mukaddes bir iş bu. Tamam, yaptığın hatayı insan olarak böyle düzeltebilirsin. En başta yapacaktın bunu. İnsan olmanın ikinci şartlarından bir tanesi dili olup da konuşamayan ya bu çok kötü görüntü. Hayvanlara görünce de yapmış olunan yapılan muamele. Gördüm ben bunu ya. Ön ve arka ayaklarını falan bağlamışlar. Garibim. Ağzında bantla biliyorsun. Ağzı bantlamış. Yani, ne bu şimdi ya? Ya bu ne bu yani? Bu Erdoğan Allah'ım geçen yarabbim. Gün Kızılcamam'daki şeyde hatırlıyorum toplantıda evet. Uyardı şeye oldu, söyledi AK Partili yetkililere. Ne oldu dedi yani bu hayvan hakları ile ilgili. Çıkartın şunu artık. Çıkartacaktı efendim. Kemküm falan tamam. Ya çıkartın kardeşim yazık diyor tamam mı Erdoğan? Sübhanallah. Tırnak içinde söylüyorum. Diktatör söylüyor. Ya kendi adamlarını. Ya bunlar bize emanet tabii ya. Tamam. Abi bunlara gerek yok. Yani hani yazık günah. Hani hakikaten şunu yapanı. Ya bunu yapanı var ya ağzı şey. Kafasını bağlayıp elinde bağlayıp başka oradan şey söylemeyelim. 48 saat aç bırakacaksın yani bu. Kaç dakika var Murat? Bu kendini koruyamayan bu hayvan bunlar bize bunu iyi anlamıyorsunuz arkadaşlar. Bakın geçenlerde bunu çok tartıştık bir daha tekrar tartışıyoruz ama hep geliyor gündemimize. Hayvan sevmek, insanı bir şey zorla sevip sevmekten bahsetmiyoruz. Biz bu dünyada bunlarla beraber yaşıyoruz ya. Bunlar bize emanet diyoruz bak. Doğa bize emanet, ağaçlar bize emanet. İnsanoğlu yeryüzünde Allah'ın halifesidir. Hani İslami felsefe açısından söylüyorum. Bunlar sana emanet ya. Bunlar birer can taşıyor ya. Bunlar ahirette bu yapılanların biliyorsun yani bunun dilimizden de eğer birazcık zerre kadar inancınız varsa baksana ahirette bunlar tekrar karşımıza gelip ona kim eziyet çektiğinizse bunun da şeyini alacak. Karşılığını vereceksin, bedelini ödeyeceksin bunu. Hadi o tarafın yoksa da eğer daha evrensel bir değerlere sahipsen de onu da söyleyeyim. Bir hayvana dediğin gibi hayvan ya yani diyorum ya bu dünyaya ait bir canlı, bir canı var ve insanlar buna en az insanlar kadar da kıymet vermeli. Çünkü ortak yaşadığımız bir dünyadan bahsediyoruz. Bu canlılar olduğu için biz varız. Dünyada bir dönüşüm var, bir ekolojik sistem var. Bu içerisinde bir hayvan. Bak buna hep şehirde yaşayan şeyler bunlar. Yani ne derdi ona? Vahşi tabiattan bir şey de değil yani. Buraya kadar gelmiş. Buna nasıl kıyabiliyorsun sen? Hiç sorma. Kedi yavrusunu alıp atanlar var ya. İkinci yavru kedileri. Nasıl olsa bir görüntü vereceğim. Nasıl bir vicdan var ya? Altınok Öz demiştik değil mi? Yani buna bir şey söylemeye gerek yok. Yeter yani. Hani bunlarla ilgili gelen görüntüleri mutlaka yayınlayacağız. Ve bununla ilgili tabiat, tarafımız yani. Belli. Şimdi Kartal Belediye Başkanı yazık Altınok ya. Öz biliyorsun. Kemal Kılıçdaroğlu'na genel başkanın önüne bir kasa domates koy çürük olanı alır genel başkan yardımcısı yapar dediğin adam. Evet. Bu sadece genel başkan yardımcısı yapmıyor anlaşılan. Aynı zamanda belediye başkanı da yapıyor. Tamam görüntüler Kartal'da. Bir taş kesme taş kaldırım var. Eskilerin Arnavut kaldırımı dediği. Evet, evet. Tamam böyle değildi Arnavut kaldırımları daha farklıydı ben ama. Ben çok severim o yıldızdaki çelik falan. Aynen. Bayılırım onlara. Şimdi 2 sene önce tahmin ediyorum 2 milyon lira para vererek 2 milyon lira. Kartal'da evet, öğrendik. Kesme taşlardan o siyah kesme taşlardan yol yapılıyor. Biliyorsun değil mi en büyük özelliği nedir? Bilmiyorsan da anlatmış olayım. Söyle. Şeyde Almanya'da çok gördüm ben. Ne zaman gitsen ne kadar güzel diyordum. Şeydi Hitler yaptı bunu derler. 1940'lı 30'lu yıllarda yapılan taşlar en uzun ömürlü taşlardı. Bir de rampalarda kaymaları önler. Hı. Çok sağlıklıdır. Zift de yoktur içinde. Zaten esnaf onu söylüyor. Taş. Burası diyor rampaydı. Araçlar sürekli tabii. Kayıyordu. Kaymasın zaten diye kesme taş falan yapıldı. 2 milyon lira para ödendi. Yıldız yokuşu gibi şey gibi. Üzeri şey olmadan taşlar kaldırmadan 4 milyon daha verip üzeri asfaltla kaplanmış Hikmet. Tövbe estağfurullah tamam. Ya. Şimdi bir de yandan bunun bir de fotoğrafı da var. Onu arkadaşlar et. Bulabilirse gazetelerde. CHP'li Altınok, CHP'li Kartal Belediyesi demedim. Kartal Belediye Başkanı dedim. Evet, bak tamam. Böyle bunu yapan logo kapakları aşağıda kalmış. Değil. Yükseldi CHP, şeyi. AK Partili de, MHP'li de olsa, İYİ Partili de olsa, CHP'li de olsa, HDP'li de olsa söylenecek sözümüz var. Tabii kardeşim. Tabii canım. Şey ya. Yok. Ya zaten nefret ediyorum. Ya zaten asfaltı görünce insanlar asfaltın yazın. Üzerine şeyin üzerine daha doğrusu o kesme taşlarının üzerine asfalt dökülürken bir fotoğraf vardı.
yan sonraki tarafta var, görüyorsun böyle eziyor. Gazetelerde falan var yani. Evet. Şeyde, tüm gazetelerde var. Bununla ilgili çok eleştiri almış, çok tepki var Kartal halkından. Onu da söylemekte fayda var bu konuyla ilgili. Şu taşlar sökülmeden, bunlar kenarda kalanlar. Peki, herhalde o fotoğrafı bulamayacağız. Gelirse finalde yapmaya çalışırsak veririz. Sıkıntı yok, gazetelerde var. Final görüntüsünü bir videoyla yapalım. Ve bakalım, soralım. Başlık vermeden soruyu soralım. Bu görüntü neresi diyelim. Bununla bitirelim. Verin bakalım o videoyu. Final videomuz. Sesini de duyalım. Batman'a hoş geldiniz. Burası Batman. Gelmişim abi. Bu Murat Keltikloğlu. Abi halka iyice ben ısmarlayacağım. Ben ısmarlayacağım canım. Halka tatlısı. Hikmet'in kamerasından bir görüntüler. Hafta sonunda Hikmet'le beraber kendisi düzenlenen kitap fuarı için gitmiştik. Batman'a gittik. Batman burası. Yani hakikaten bu görüntüler... Şaşırdık değil mi? Yani hakikaten şaşırdım söylüyorum. Yani Vali Bey, Ahmet Deniz'e de söyledim aynısını. Sen de söyledin. Ahmet Deniz, evet, Sayın yani, Vali'ye. Büyük işler İnanılmaz. Yapmışlar orada. Abi, öyle uzaktan göründüğü gibi değil. Ha, bu ara Hikmet Tatlıcı arıyor. Söyleyeyim orada. Ben tatlısı. Bayıldım halka tatlısı. Ya bir evet. De çok güzel yani, orada her şey çok güzel ya. İnanılmaz kaymak falan. İnanılmaz güzeldi hakikaten. Yani ben şu mesela şu görmüş yürüdüğünüz yer cadde değil, kaldırım burası. O kadar söyleyeyim ya. Bu kaldırımdan daha ayrısından karşı tarafta da var. Ortadaki yolda işte iki kaldırımın birleşimi yani kadar değil yani. O kaldırım Bağdat Caddesi'nden daha geniş. Ha, bazı mesela doğuda şeyler vardır. 300 metrelik, 500 metrelik caddeler falan vardır. Yo, 4 kilometre civarında bir caddeden bahsediyoruz. Bunun gibi başka örnekleri falan da var. Hakikaten son iki senede yapılan yatırımları inanılmaz, anlattılar. İnanılmaz. Belediyede de kayyum var orada. Vali yardımcısı kayyum olarak atanmıştı belediyede. Düşünün, PKK'ya aktarılan paraların vatandaşa döndürüldüğünde nasıl bir dönüşüme uğradığını görebiliyorsunuz. Orada vatandaşla yani, bayağı bir konuştuk. Güzel kahveler falan vardı. Kahve değil de ne, çay ocakları. Çay ocakları. Değil mi? Neyse. Çay ocakları, evet. Fakat Nur Çay Ocağı'nda oturduk. Abi, bayağı meşhur ocakların üzerinde. Yani dolu dolu insanlar şey yapıyorlar. Vatandaşla konuştuk falan. Müthiş görüntüler tebrik yani, etmek lazım. Sana bir söyleyeyim mi? Hani bizi böyle bazen karelerde bunu söylemek de... Hani kareler görüyoruz ya, haber sitelerinde, gazetelerde çıkıyor. İşte Şırnak, Tunceli'de jet ski bilmem nerede falan. Ben bir yere kadar şey yapıyordum. Hani bu kare var da. Falan, değil mi? Bu kare var da acaba Şırnak nedir? Batman caddede bilmem ne falan. Bunu zannediyorduk. Ama elhamdülillah iyi ki gitmişiz Batman'a. Murat, yani sadece hani derler ya, görmek inanmaktır diye. Sadece görerek ve yaşayarak anlayabilirsin. Otelin penceresinden de çektim. Batman'da kaldık bir akşam. Fakat Batman'ın saat gece 12-1'de insanların sokakta gezdiği, canlı güvenlik falan, biz giderken Batman'a gidiyoruz falan filan diye konuşuyoruz ya aramızda. Hani sen de yıllar önce sonra tekrar gitmişsin. Ben ilk defa hayatımda Batman'a gittim bu arada. Ben şöyle dedim hatta Sayın Valiye de, Ahmet Deniz'e de buradan tekrar teşekkür ederim. Orada da enteresan bir Türkiye gördüm. Yani bu bir yazı konusu aslında. Tadı bir yazı değil, makale konusu olur. Batman'ın değişen yüzü. Oraya atanan kayyumun yaptıkları. O fıskiyeleri hatırlıyorsun meydanlardaki, değil mi? Ateşehir'in en güzel bir tane bölümlerinin bir tanesinde oturup da bir kahve markasından tüm İstanbul'u seyreder. Ne görüyorsan Batman'ın ana caddesi bunu görüyorsun. Akşam saatleri de gece 12 civarı bu. Ha, gece geç vakitlerde. Yani çok geç vakitlerde gece. Kadınlar, çocuklar dışarıda güvenli bir şekilde sokakta yürüyebiliyor. Bir dakika sarkmışız fena kulağım. Öyle mi? Çın çın ötüyor. Vali de herkesle sokakta yürüyüşüyor falan. Müthiş bir ortam ya. Ahmet Deniz'e belediye başkanının hakkını tebrik etmek lazım diyelim. Evet. Günün manşetini burada sonlandıralım. Yarın saat 11'de Hikmet Genç'le birlikte karşınızda olmak umuduyla hepinize iyi günler diliyoruz.